Efendim, son dönemlerde size hep dedik ki zerdeçal, 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 süper, süper, aman herkes zerdeçal yesin, zerdeçal, şöyle bala birazcık karıştırın, bir kaşık alın. Şu anda yeni bir şey öğrenmiş bulunmaktayım. Kitaptan üstelik, üstelik de işin uzmanından, araştırıcısından ve yıllardır bu işin içinde olan, daha kimse yokken bu işle ilgilenen birinden, Ayhan Ercan'dan. Nedir biliyor musunuz? Sumak. Sumak. Yani, şimdi şunu söyleyelim hemen ama zerdeçal kötü değil. Zerdeçal çok sağlıklı. Muhakkak evet tüketmekte tamam. Fayda var. Ama? Ama sumak bir de bizim coğrafyamızda olan aslında çok basit baktığımız soğan acısını alan salatalara renk veren diye baktığımız ama dünyada baharatların içerisinde antioksidan kapasitesi en yüksek olan baharat sumak daha üzerine bugüne kadar hiç daha güçlü bir antioksidan baharat bulunmamış. Çok da lezzetli bir şeydir. Mesela zerdeçalı öyle bir kaşık ay dur bir ağzıma atayım falan olmaz ama ya. Sumağı yapabilirsiniz. Her sumak salataya. Çok lezzetli her salataya. Lezzet katıyor kesinlikle gerçekten. Kesinlikle ekşisini yapıyorlar Kahramanmaraş'ta, Antep'te. Yani hafif kaynatarak çok antioksidanlara zarar vermeden kendiniz soslar yapabilirsiniz. Dolayısıyla muhakkak her sofrada olması gerektiğini düşünüyorum. Her salatada en azından yaz zaten önümüz. Dolayısıyla tüketmekte çok faydalı. Deminki sayfayı bulabilir miyiz? Hemen, çok kolay. Ayhan Bey, o sayfayı bulalım. Bu arada Ayhan Ercan'a hoş geldin demek istiyorum. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Biz burada hazırlanırken hemen bir konuşmaya başladık. Onun için hoş geldinizi evet, şimdi eksik ettik ama nasıl buldunuz arkadaki ledlerimizi? Oh, doğal. Ondan sonra lezzetli. Sizi acıktırmak istemiyorum. Çok fazla aslında bulduk. Bakın burada... Evet. ORAK yöntemi diye bir yöntem var. Bu gıdalardaki antioksidan kapasitesini ölçen ve bütün dünyada kabul gören tek yöntem. Hmm. Onu söyleyelim. Burada baharatları sıralamışlar. Dünyanın en çok 9 bitki ve baharat. 9 bitki ve baharat. Ayhan Ercan'ın yeni kitabından bu arada şöyle de göstermek istiyorum. Yeni kitabından aktaracağım sizlere. Antioksidan kapasitesi açısından sumak 1 numara, karanfil 2 numara, mercan köşk 3 numara, biberiye 4, kekik 5, tarçın 6, zerdeçal 7, vanilya 8 ve adaçayı 9. Çok güzel. Değil mi? Çok enteresan. Harika. Çok bildiğimiz şeyler değil bildiğimiz şeyler değil ama gerçekten. Ama ne var? Sumağın bizim ülkemize yetişiyor olması ve bize çok uygun olması çok önemli. Dolayısıyla çok eski çağlardan beri kullanılıyor. Dünyanın her coğrafyasında yetişiyor. Örneğin Kızılderililer... limonatasını yapıyorlar. Sumak limonatası. Evet, kitapta da var zaten tarifi de. Buna benzer kendinize alternatifler çok yaratabilirsiniz. Satsumalıyı duydum da sumaklıyı... Çok basit. Mesela hemen şimdi şurada söyleyebiliriz, verebiliriz. Eğer çocuklar için mesela ekşi içiremiyor diyebilirsiniz. Evet. Soğuk suyun içerisinde bir tatlı kaşığı bir bardağın içine sumağı atın. Bir saat, bir buçuk saat beklesin. İçerisinde bir tatlı kaşığı bal atın. Ekşili, tatlı, şahane bir doğal içecek. Aynı zamanda bu içeceği de ürtükere karşı da kullanabilirsiniz. Yani cilt alerjilerine karşı. Peki biz bugün ne yapacağız? Biz bugün... Ramazan ayındayız. Odağımız iftarlar, Ramazanlar. Tabii ki ruhani boyutunun ve bu 11 ayın sultanının tüm boyutlarının yanı sıra. Tok durmak istiyoruz. Aynı zamanda sağlıklı beslenmek istiyoruz. Aynı zamanda vücudumuzu da böyle bir ay boyunca iyi bir şekilde güçlü tutmak istiyoruz. Kesin. Ne yapacağız? Birçok şey yapabiliriz. Mesela çok bize soru geliyor sosyal medyada. Ramazan ayında çok kilo alıyoruz. Bundan önceki Ramazanlarda, 3 Ramazan öncesine kadar da bunu yaşayanlardan bir tanesi de benim. Hele şimdi son 3-4 senedir, 5 senedir çok uzun sahur ve iftar aralıkları. 17, geçen sene 18 saate kadar çıkmıştı. Ama verilebilir, sağlıklı beslenerek, vücudumuzun temel ihtiyaç duyduğu her şeyi alarak aynı zamanda da Ramazan'da eğer kilo kaygınız varsa kilo da verebilirsiniz. Mesela bunlardan... Burada hemen şurada bir grubumuz var. O zaman sizi şu gruba doğru alayım Ayhan Bey. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir kere... elma suyu sıkacağız. Ben çok meyve sucu değilim aslında. Meyvenin kendisinin tüketilmesi taraftarı ya da meyveyi blenderdan geçirerek posasıyla lifle tüketilmesi taraftarıyım. Ama burada o kadar çok posalı şey koyacağız ki bunun içerisine. Dolayısıyla biraz sulandırmak gerekiyor rahat tüketmek için. Onun için şeker ilavesi elma suyu var. Ne var? Nereye yapacağız bunu bu arada? Burada bardağımızın içine. Ha, bardağın içine yapacağız. Bu kadar. Harika. Evet. Bu ne? Chia tohumu. Ha, chia tohumu. Böyle. Evet. Direkt çiğ beslenme, raw.
Bir tatlı kaşığı chia tohumu koyduk. Koyduk. Dünyanın en özel süper gıdalarından bir tanesi. Hatta yurt dışında yeni yüzyılın süper gıdası diye geçiyor. Mesela... Bu ne? Bu kenevir tohumu. Bundan da böyle bir çay kaşığı kadar koyduk. Niye kenevir tohumu? Protein ağırlıklı beslenme. %21'i proteindir. Etten daha çok protein içerir. Çok ve güzel. Çok sağlıklıdır. Sağlıklı yağ asitleri içerir. Mesela birazcık... Bu? Bunu kendiniz... polen, mi bu? Ne bu? Polen. Öğütülmüş polen. Rahat karışsın diye. Mesela dutumuz var. Yine Türkiye'den doğal bir süper gıda. Bakın... yurt dışında sağlıklı... Bu ne biçim dut? Ezilmiş, öğütülmüş. Tabii rahat karıştırmak için dut. Yaptık. 7 yıl önce, 6 yıl önce doğal süper gıdalara çok böyle ilgi gösterip araştırmaya başladığım zaman bunlarla ilgili marketlere dutları gördüm ve çok mutlu oldum. Hmm. Arkasında da hep Türk malı, Türk malı, Türk malı yazıyordu. Oh, dünyanın en büyük dut üreticisi bizken bunu da söylemek. O ne o? O en da... pancara benziyor. Evet, pancar. Pancar mı? Evet, pancar. Birazcık pancar koyduk. Herkes kullanan... Bu ne? Arı sütünün liyofilize hali. Yani konsantre edilmiş, suyu uçurulmuş, dondurularak kurutulmuş besin değerleri. Evet. Besin değerleri kaybolmadan. Yani iki tür kurutma var. Bir dry frozen dediğimiz dondurarak 190, eksi 190'da. Evet. Bir de ısıtarak kurutma var. Isıtarak bazı besin değerlerine zarar verebiliyor. Hmm. Arı sütünde onun için şöyle bakın, koyduğum miktara bakın. O ne? Evet. Hiç koymayın daha iyi. Aa, yok ama işte bu kadar normal arı sütünden çünkü 8 kat daha konsantre bir şey. Bu kadarcık. Dolayısıyla burada... Şu yeşil ne bu? Spirulina. Bu da spirulina. Biliyorsun bu. Spirulina. Spirulina. Dünyada bayağı ilk... çalışmam lazım benim. Spirulina. Evet oldu. Spirulina. Oldu spirulina. Dünyadaki ilk yaşam formu. Mavi yeşil alg. Dünyadaki ilk yaşam formu. Yani bilim adamları öyle kabul ediyorlar. Dünyada ilk yaşam spirulina ile başlıyor. Spirulina. Evet. Niye yeşil? Mavi yeşil çok elinizi bulaştırdıktan sonra çok bulaşıcıdır. Şöyle ben peçete vereyim. Kıyafetinize gelmesin. Ayağın peynin üstüne. O kadar bulaşıcı. O kadar bulaşıcıdır ama. Mavi değil bu ya, bayağı yeşil. Yeşil. Güneş hakikaten. Işınına karşı. Ay ben ne yaptım? Evet, güneş ışınına karşı kalırsa mavileşmeye başlar. Ve dünyanın en büyük protein kaynaklarından bir tanesi. Nereden bulacağız bunu? Var, aktarlarda dolu. Bunlar artık bulunuyor. Ya Ayhan Bey, bir şey söyleyeceğim size. Ben hani sizin samimiyetinize güvenerek sormak istiyorum bunu. Aktarda her satılan şeye güvenecek miyiz? Hani siz anlıyorsunuz gerçeğini de o kadar çok tabii aktarız ben, diye ortaya çıkan var ki. Ben şimdi dernek başkanı olarak burada tarafım ama ben bazı aktarlar beni de sevmiyorlar. Ben bunu biliyorum, farkındayım. Çünkü insanlarda belli bir kalite algısını oluşturduk. Maalesef herkese güvenilmiyor. Türkiye'de temel insanlarla ilgili bir ahlak problemimiz maalesef var. Ben şimdi şu pilulimayı nereden bulacağım? Bu zaten açıkta alınmaması gereken bir şey. Yani bunun güneş ışığı görmemesi lazım. Bazı gıdaların hakikaten, ben mesela baharatın dökme, bizim kültürümüz uygun satılması taraftarıyım ve bunun avukatlığını yaptım yıllarca. Ama bazı gıdalarda hakikaten havayla güneşle temas olmaması lazım. İyi aktar bulacaksınız, araştıracaksınız. Yani bilindik aktarları belki tercih edeceğiz. Bazen de çok fabrikasyonlarda artık iş fabrikasyona da gitmeye başladı. Ay. Bakın bana diyorlar ki... Benim kafamı daha da çok karıştırıyorsunuz. Niye çok mağaza açmıyorsunuz siz? Ayhan Bey, İzmir'de de mağaza istiyoruz. Ayhan Bey, bizim suçumuz ne? Mersin'de niye sizin mağazanız yok? Ya belli bir yerden sonra kaliteyi kaybedersiniz. İnternet aracılığıyla gönderirsiniz belki. Yok, benim kendim şahsım değil. Bakın ben daha önce bir programda da söyledim. Ayhan Bey, sizin yeriniz nerede diyorlar. Ben hiç söylemiyorum insanlara. Şunu söylüyorum. İşini her yapan, ahlaklı, düzgün aktar benim dükkanım. Ben dernek başkanıyım dolayısıyla. Evet. Öyle de olmak lazım. İrdeleyin, etiket okuyun, son kullanma tarihlerine bakın. Ya internet artık bilgi var. Yani şunu ayırt etmek önemli. Satış sitesi mi? Gerçekte bilgi vermek amaçlı bir sistemi. Bunu ayırt ettikten sonra kaliteyi bulacaklarını düşünüyorum. Bu arada... Renk renk olmaya renk başladı. Renk renk şu pilulima dedim ama o ondan, bir tarihi kral, hatta heykelciyi de bulundu biliyorsunuz. Neydi bunun ismi? Spirulina. 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 Evet. Bir de bir şey daha katacağız buna. Kakao mu bu? Bu kakao ile keçi boynuzu bir koklarsınız. Tatlandırır bu. Şimdi bakın ne var biliyor musunuz? Evet, kesinlikle. Mis. Normalde keçi boynuzu, kakao doğal bir süper gıda. Ama bizim bakkalda, markette o paketlerde aldığımız kakao değil. O rafine edilmiş, alkalize edilmiş, yağı alınmış, likör dediğimiz en kıymetli kısmı alınmış. Geri kalan posası öğütmüş, bize kakao içeceği ya da kakao diye sunuluyor. Esas raw, çekirdek halindeki kakao. Onu da öğütmenin imkanı yok. Ama biz dedik ki çocuklara kakaoyu keçi boynuzunu alıştırmak lazım. Çikolatayı herkes çok seviyormuş. Keçi boynuzu pekmezi veriyorum ben çocuklara. Süper. Şunu sütle verin.
O hani çok kimyasal yüklü şeyler var ya. Ha. Hiçbirinin yüzüne bakmayacak. Bu kakaoyu vereyim. Kakao ve keçi boynuzunun karışımını. Müthiş sağlıklı doğal bir süper gıda. İşte şöyle bir karışım yaptık. Burada esas olan biz bir genel yaptık. Bundan niye koymadık? Goji beri hemen koyalım. Ne? Goji beri. Goji beri koymadan olmaz bu karışım. Evet, onu da içerisine bu attık. Bu ne bu? Bu Tibet'te yetişen, özel, dünyada en az şeker içeren 19 tane çok üzüm kıymetli. Gibi. Üzüm gibi, bravo. Kurt üzümü diye de geçer. Evet, kuru üzüm gibi. Ama şekeri çok az. Tadını şu anda. Şekeri çok az. İftardan sonra bakarsınız, o size kalsın. Kalsın. 19 tane çok kıymetli aminoasit içeriyor. Bir Tibet'ten bütün Çin'e yayılmış, o bölgelerden Türkiye'ye de geliyor ve artık Türkiye'de birkaç yıldır da yetişiyor ülkemizde de. Bol miktarda da bulunuyor. Çok pahalı şeyler de değil. Oruç tutmayan hanginiz varsınız? Gelin bakayım. Gelin. Bir oruç tutma. Gel. Bunu bir tattıralım. Evet. Gel gel Tuğçe'cim, gel canım. Tuğçe buraya. Tuğçe buraya. Tuğçe buraya. Şöyle ben bir kenara geçeyim. Evet. Hazır mısın? Benim bir tanem Tuğçe. Gel. Dırı dırı. Al bakayım. Çok güzel. Güzel mi? Keçi tatlı mı? Kakao çok net geliyor. Tatlı. Dur. Gayet. Dur bir dakika. Söyle bakayım. Keçi boynuzu, kakao tadı çok net geliyor. Çok güzel. Evet. Gayet. Bakın ne var biliyor musunuz? Doğal süper gıdalarla ben tıbbi aromatik bitkileri kenara atmış değilim asla. Benim işim o. Ama doğal süper gıdalarla tıbbi aromatik bitkilerin arasındaki en büyük fark. Hep derler ya, sağlıklı şey lezzetli değil. Yok, süper gıdalarda bu kavram yıkılıyor. Evet. Hem sağlıklı hem çok lezzetli olabilir. Hem sağlıklı hem çok lezzetli. Çok. İçine neler kattığımızı tekrar anlatalım mı? Hemen söyleyelim ama şunu hemen söyleyelim. Vücudumuzun ihtiyaçlarınıza göre birçok süper gıda kullanabilirsiniz. Hı hı. Yani biz burada bir genel bir şey yaptık. Sizin demir eksikliğiniz vardır. Bunun için üzüm çekirdeği de koyabilirsiniz. Her şeyi koyabiliriz aslında. Her şeyi koyabilirsiniz. Sahurda yapılacak içecek, yanına da bir tane haşlanmış yumurta. Bu sahur. Evet, sahur. Sahurda bir bardak bu, yanına da bir yumurta, haşlanmış yumurta. 3 Ramazandır ben aynı şeyi kullanıyorum. Hiçbir şeye gerek yok. Daha ben sizi çok iyi gördüm bu teşekkür arada. Teşekkür ederim. Hem gerçekten çok kilo vermişsiniz hem de gençleşmişsiniz teşekkür siz. Teşekkür ederim. Ben tamam. Boşuna, gerçekten boşuna söylemem bunu diyorsan böyledir. Teşekkür. Çok çok iyi gördüm Ayhan Sağ Bey. Sağ olun. Çok ki ben sizi görmeyeli 1,5 sene falan oldu. 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 Aşağı yukarı oldu. Neler koyduk hemen tekrar edelim. Şekersiz bir meyve suyu herhangi biri olabilir ama elma suyu benim birinci tercihim. Chia tohumu koyduk. Kenevir tohumu koyduk, spirulina koyduk, pancar koyduk, keçi boynuzu ve kakao karışımı koyduk, dut kurusu, yeşil buğday çimi, arı poleni, içine goji beri de attık. Bunun da bir porsiyonu ne kadar biliyor musunuz? Ne kadar? 150 kalori civarında. Hem kalorisi az, hem enerjisi, proteini yüksek. Yüksek. Ve çok da lezzetli. Tuğçe de diyor ki çok lezzetli. Çok da lezzetli. İçindeki chia tohumları, bu çok lifli buğday çimleri şişecek, size tokluk hissi kazandıracak, bağırsaklarınızı çok sağlıklı çalıştıracak. Daha yeni Ramazan bir hafta oldu biliyorsunuz. Daha ne daha olsun. Olsun değil mi? Al onu git. Hadi bakalım. Al onu git Tuğçe'cim. Tuğçe'ye verelim onu. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ afiyetle, ol canım benim. Olsun. Tekrar rica edebiliriz seni. Daha yapacaklarımız bitmedi çünkü. Evet. Şimdi ne yapacağız Ayhan Bey? Şimdi bir de alerjilerle ilgili. Ah. Tam Ramazan ve bayram üst üste geliyor. Dolayısıyla da bununla ilgili de çok aktarlara başvuru oluyor. İnsanlardan bize dönem dönem sosyal medyadan sorular alacağız. Bununla ilgili yapacağımız çok basit bir içecek var. Yine bunu sahurda içebilirler. İftarda da bir bardak içebilirler. Eğer çok ileri derecede alerjileri. Kefir. Ha, kefir güzel. Bu da bir doğal süper gıda. Bu da evet. Kitapta var. Yani bizim Orta Asya coğrafyasından çıkmış milli içeceklerimizden bir tanesi. Ne var? Demin bahsettik çok güçlü diye antioksidan diye sumak var mesela. Ha, sumak. Hemen sumağı burada devreye kefirin koyacağız. Kefirin içine sumak koyacağız. Evet. Bu biraz acı bir şey olacak zannedersem. Ekşi. Acı, bayılırım. Evet. Ekşi. Evet. Ekşi ekşi harika. Evet. Burada sumağımız var. Bu sumak ne kadar taneli? Ama bu böyle. Şimdi çok ya harika bir soru. Şimdi bizim marketten aldığımız koruyucu amaçlı içine tuz koyulmuş sumaklarla yapmayacağız bunu. Ya çok emin olacağız ya da tane sumağı alacağız. Evde kendimiz rondodan geçireceğiz ya da havanda döveceğiz. Bunlar sağlık çünkü öyle bakmak lazım. Tamam. Hiçbir koruyucu olmayacak içerisinde. Şöyle küçük bir parça içerisine sumak koyduk. Kakao. Bu sefer sırf keçi boynuzu bu. Ha keçi boynuzu sırf bu. Keçi boynuzun unu. Bu da bir doğal süper gıda neticede.
Ben mesela bebeklere keçi boynuzu pekmezi yerine bundan çok versen daha iyi olur. Daha iyi niye olmaz mı? Biliyor musunuz? Pekmez işlemi yapılırken ısıtma söz konusu. Ha. Bir takım değerleri kayboluyor. Ve içindeki şeker karamelize olup yanmaya başlarsa, eğer üreticisi de çok iyi değilse o zaman orada bir sıkıntı var demektir. Bunda öyle hiçbir risk yok. Ama ben size bebekler için bu keçi boynuzuyla hem de yarın keçi boynuzuyla kakao karışımını verdireceğim ki o damakları o yönde de bir gelişsin. Heh, ondan sonra benden full çikolata isteyecekler. Kitapta evde kendinizin yapacağı şeker içermeyen çikolata var. Aa, yaparım valla. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Ben yapıyorum diye yapmayın tabii ki de. Ben her şeyden veriyorum çocuklara. Yani ne şeker mi asla ağızların? Yok, şu kadarcık şeker de, şu kadarcık Türk kahvesi de tadıyorlar. Çünkü Türk kahvesinin de müthiş tabii, faydası var. O da çok güçlü bir antalya. Alıyorum şöyle, bayılıyorlar. Tabii ki oturup içirmiyorum Türk kahvesini ama şu kadarcık patates kızartması, şu kadarcık ama zannetmeyin ki patates kızartmasıyla bakın bir çocuğa, besliyorum. Bir çocuğa ne kadar siz yok derseniz ve esirgerseniz onun merak duygusunu o kadar evet, abartacaksınız. Evet, aynı fikirdeyim. Onun için. Ama ne yapacaksınız? Sağlıklı gıdalarla çok lezzetli tarifler hazırlarsanız onların yüzüne aynen bile bakmayacak. Şimdi benimkiler mesela enginar yiyorlar, bütün kış brokoli yediler, karnabahar yediler, yer elması yediler ama bunun yanında ana yemeklere bunlarken ufacık ufacık her şeyden de tattırıyorum. Özenmesinler sonra diye. Kesinlikle. 3 yaşına kadar çikolata yedirmediğin bir çocuğa çikolata engelleyemezsin. Sonra çikolata delisi yapıyorsunuz. Aynen öyle. Ona dönüyor. Televizyon da böyle bence. Kesinlikle, kesinlikle. Neyse biz hemen devam edelim. Sumaktan sonra keçi boynuzumuzu kattık. Burada da shiitake mantarımız var. Bu hem bir tıbbi mantar. Evet. Hem de yemek olarak kullanılabilen bir mantar ve ülkemizde de bolca yetişiyor. Bundan da şöyle küçük bir parça. Burada da yeşil yulaf çimimiz. Yulafın boyu büyümeden 15-20 santim yani biçilmiş ve gölgede kurutulmuş hali. Hazırlamamız 30 saniye. Karıştırmamız da herhalde bir 20 saniye. 10 saniyede de içersek. Bunu daha çok merak ettim şu anda deminkinden. Evet. Ve bu daha tuzlu. Ama hiç acı olmayacak. Çeşnici başımız geldi. Evet. Çeşnici başımız Tuğçe. Şöyle, iyice bir karıştıralım hepsi. Kefir sever misin? Çok severim. Gerçekten mi? İyi hadi evet bakalım. Ben çok kefirci değilimdir. Çok ayran, kefir, süt ağzıma koymam. Ayran ve süt bende ama. Ayran niye içmiyorsunuz? Ne bileyim. Ben size bir tüyo vereyim mi? Ayran ya da kefir içerken içine kırmızı pancardan koyun bir parça. İnanamayacaksınız. Gerçekten. Pembe rengi bile sizi çok çekecek. Öyle mi? Evet. İyi tamam. Bakın şimdi o yapacağım. Zaman bunu içtikten sonra Tuğçe bir şey yapacağım. Bu da. Güzel mi? İşte doğal süper gıdaların en büyük avantajı. Bakın ne renk şimdi? Şimdi kahverengi gibi değil mi? Evet, hafif böyle açık bej gibi. Şimdi pancara attık. Çocuklarımıza galiba da çocuklarımıza da bunu çok rahat yapabiliriz. Şöyle sildik. Evet. Tamam. Size eritilmiş dondurma diye kandırıyoruz çocukları. Evet, atın buzluğa. Aynen. Buzlukta. Oo harika. Hatta kitapta yine tarifleri var. Bildiğimiz salepler var ya. Evet. O salepi içtiğimiz zaman, bıraktığımız zaman ne olur? Donar. Evet. Onu alın. Bir tane. Bir çubuk geçirin. Bir çubuk, bir kalıpla atın. Bildiğimiz aynen dondurma çok sağlıklı evet, şekilde. Evet. Kitapta da tarifini verdim. Buyurun. Pembeye buyurun kaçtı. Şimdi Tuğçe Hanım. Şimdi tadında çok değişen bir şey yok. Pancar tadı gelir. Hafiften böyle toprakımsı bir tat gelir. Dolayısıyla afiyetle şifa olsun diyelim. Şifa olsun. Bugün iyisin. Evet. İyi ki bugün oruç tutmadın. Çeşnici başımız Tuğçe'ye alkışlarla evet yerine uğurluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu da çok güzel. Ayrıca sumakla ilgili önemli bir şey öğrenmiş olduk. Burada ne var? Burada tek tek var. Farklı örnekler göster. O da sumağın tanesi. İşte ha, bu hani işlenmemiş hali. Bakın, İşlenmemiş hali dediğiniz. Şöyle yan yana ikisini koyduğumuz zaman size dünyanın en güçlü antioksidan çayını göstereceğim. Bugün öyle Tuğçe mi antioksidan patlaması yaşayacak ve uçacak. Tuğçe eve ama gidecek. Çok çok heyecanlıyım. Çok iyiyim. Tutmayın beni diye. Hatta eve koşarak gidecekmiş. Zaten Nişantaşı'nda oturuyor. Koşarak gidecek. Evet, kesinlikle. Zaten yakın burada. Çok sağlıklı. Ne? Japon yer matcha değişim çayı. Değiştirelim. Matcha. Evet. Ha bu şey yeşil, bu matcha. Evet. Evet. Bundan çikolata da yapıyorlar. Müthiş oluyor. Matcha mı? Maka diye bir. Maka kökü ayrı. Hep karıştırıyoruz. Evet. Bize çok yakın harfleri. Matcha çayı ayrı. Ha. Aslında bu ne? Bu bir yeşil çaydır.
Japonlar dünyada bir tek üretebiliyorlar. Özelliğine hemen söyleyelim ki bilsinler. Çünkü yeşil çayı öğütüp insanlara matcha diye satmaya çalışıyorlar. Zehir gibi de bir şey ortaya çıkıyor. Tadından anlayacaklardır yani. Japonlar bunu yüzyıllar önce geliştirmişler. Çay bahçelerinin üzerini kapatıyorlar. Güneşle ilişkisini kesiyorlar. Bitki ölmemek adına. Topraktan evet. O kadar güçlü besinler almaya başlıyor. Kendini ayak tutmak için antioksidanlar salgılamaya başlıyor ki bu 20 kat artıyor normal çay bitkisinin haricinde. Sonra bunu çok hızlı biçiyorlar. Sonra çok hızlı kurutuyorlar. 12 kilo çaydan, taze çay yaprağından çıkacak matcha çayının miktarı bu kadar oluyor. Matcha inanılmaz pahalı. Dünyada öyle. Çok pahalı. Demek ki bundan kaynaklıymış. Evet. Ama birim maliyetine vurduğumuz zaman aslında çok pahalı değil. Yani bir bardağının maliyeti evde kendiniz yaparsanız 2 liraya falan geliyor. Günde de maksimum 2 bardak içiyorsunuz zaten. Yeterli oluyor. Bu kadar yeter mi? Bakın zaten öyle çok çok bol bol kullanmaya gerek yok. Bunun ölçeği şöyle şu kadar bir parça aldık. İçerisine koyduk. Şimdi yaz. Mesela buzlu da yapabilirler. Bu sıcak su asla söz konusu değil burada. Ilık su. Oh. Ilık suyla çözdükten sonra şöyle bir karıştıracağız. Yemyeşil, klorofil kaynağı, K vitamini deposu, antioksidanlarca dünyanın en zengin çayı içine şeker ilave etmeden. Bizim damak tadımıza uyması için ben biraz bir dilim limonla öneriyorum ki çok yakışıyor. Aynı zamanda limon da bu tür antioksidanlar da aklınızda olsun. Küçük bir tüyo verelim. Portakal, limon gibi asitik yiyecekler. Antioksidan gıdaların aktivitesini arttırıyor. Hmm. Çözülmesini, kolay çözülmesini sağlıyor. Afiyetle yine iftardan sonra. İçine bal falan? Hiç gerek yok. Ha. Bu çayın, çünkü matcha'nın içine hiçbir şey koyulmaz. Zaten seremoniyel adı üzerinde. Bunu Japonlar bizim kadar basit yapmıyorlar. Çeşnicibaşı zamanında hani Çeşnicibaşı tabii vardı saraylarda ya. Saraylarda var. Saraylarda efendim Çeşnicibaşımız buyurunuz. Bunun enteresan bir kokusu var. Seven seviyor, sevmeyen sevmiyor. İşte miktar burada çok önemli. Eğer çok fazla koyarsanız içerisine bayabilirsiniz. O çimsi bir koku var. Çim kokusu gibi, kına kokusu gibi. Ama acı değil. Gerçek böyle matcha çayı hiçbir zaman için acı değil. Evet öyle için. Tabii öyle. Matcha. Nasıl, beğendin mi? Güzel bu da. Yani yeşil çay gibi yeşil çay biraz da çim kokusu sanki evet. Varmış kına gibi daha yeşilliğin şeyini alıyorsunuz, tadını alıyorsunuz. Miktar burada çok önemli. Eğer çok matcha'yı içine koyarsanız bu sefer tadı bozuluyor. Hakikaten güzel olmuyor. İyi çözmek lazım. Hatta bizim demin yaptığımızdan biraz daha fazla bu fırça gibi şeyle bambuyla köpürmesi de lazım. Tabii burada o kadar bir vaktimiz yok bizim. Seremoniyel onun için diyorlar işte törenlerle falan yapıyorlar bunları ve çok değer veriyorlar. Günde de 2 tane içiyorlar ve o bölgede de biliyorsunuz kanser vakalarının en az görüldüğü bölgelerden en bir tane. En uzun yaşayanlar, en fit olanlar, obez Japon yok gibi bir şey. Obez olanlar zaten sumo güreşçisi oluyor. Onları onlar da özel en besliyorlar. Popüler, özel besliyorlar. Yani onun için hani Japonlar çiğ balık, işte yağsız pilav, yosun, bilumum deniz ürünü, matcha çayı derken en çok hangisini beğendin? Ben en çok kefir sevdiğim için ikinci. İkinciyi beğendim. Ama matcha da aynı şekilde birçok menünün şu anda içinde. Yani var içine dediğim gibi işte eğer size yeşil çayı öğütüp matcha diye verdilerse o zaman işte sıkıntı başlıyor. O zaman ama zehir gibi oluyor. Matcha'nın kokusu ayrı. Matcha'yı bir kokladığınız zaman zaten. Herkes içmemiş oluyor. Şimdi bazı şeyler çok popüler oluyor. İnternette öyle yazıyorlar. Böyle. Ben gördüm mesela bana sosyal medyada abinin bir tanesi yazmış. Ayhan Bey işte bu matcha 1000 lira civarı kilosu satılıyor. Ben bunu 300 liraya size yapıp üretip vereyim. Nerede yaptın? Nerede yapacaksın? Ha bir de tereciye tere satıyor. Nerede bak. Yapacaksın? Peki güzel. Nasıl yetiştiğini biliyor musun? Yok bilmiyorum. Ama bizim Rize her taraf çay bahçesi de bu Trabzon. Onları alır kuruturuz, öğütürüz çok ince şekilde. Ama değil işte. Öyle değil. Değil. Yani Çin dünyanın en büyük çay üreticisiyken Çin eğer üretemiyorsa emin olun. Biz üretiriz ya, biz bir şeyini buluruz. Buluruz. Yani belki Japonya kadar üretim hacmimiz yüksek olmaz ama bir şekilde hallederiz olması biz. Olması da lazım zaten.
Değil mi? Gitmeden ona bir şey daha içireyim mi? Hadi. Son küçük sayımızda kaldı. Bu arada izleyiciler diyecek ki yahu diyecekler. Ekipte ne güzel kızlar var. Cansu'su ayrı, Tuğçe'si ayrı. Üstelik de makyajsız düşünün yani bu güzellik. Makyajsız böyle bak 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 bak. Ne güzel kızlar. Allah nazardan saklasın. Amin ya. Amin. Ne içireceğiz şimdi? Şimdi bunun tadını çok alacağını çok düşünmüyorum. Suyumuz burada biraz az kaldı. Ama planda yoktu. Hemen getirselim su. Şu kadar yeter. Sumak mı bu? Ay çok güzel rengi. Bu da dünyanın, demin sumağı dedik ya, en güçlü antioksidan baharatı. Bu da makuberi denilen. Güney Amerika'da yetişen. Ha. Sadece 6 ton olan dünyada ama müthiş özellikleri olan. Ay çok olan, merak ettim. Bir kokulamam lazım. Kokusu bu çok da mı antioksidan? Bu antioksidan ama bunun en önemli özelliklerinden bir tanesi şeker hastalığı kontrolünde çok etkili. Göz hasarlarında, retina hasarlarında onarıcı etkisi var. Antioksidan kapasite şöyle, bunu hemen de size göstermek istiyorum. Demin sumakta yaptığımız gibi. Mesela çok yaban mersinine benzetilir. Yaban mersini gillerden gibi biraz durur. Bu. Burada yine ORAC testine göre. Maki diye okunuyor. Maki meyvesinin. Asai üzümü. Goji meyvesi. Evet. Bu o değil mi? O da o. Mesela bu. Şu. Evet. İlk üçün içerisinde goji meyvesi. Asai yine 300 kapasitede. Goji 300 kapasitede. Ama maki 945 kapasitede ama bildiğimizden örnek vermek için söylemek gerekirse yaban mersini 61. Yani 16 kat yaban mersininden göz sağlığı için daha güçlü ve gördüğüm miktar, koyduğumuz miktar ne kadar az. Müthiş tatlılar, şahane içecekler yapılıyor o rengi. Evet. Nasıl lezzeti? Lezzeti çok güzel. Evet. Böyle tatlı mı, acı mı? Yok acı değil, tatlı değil. Hafif burukumsu, evet, bir tadı ve var. Yok. Böyle değişik, çok değişik. Bildiğimiz bir tat değil, onu söyleyeyim. Benzetilecek bir tat değil. Merak ettim. Ama mesela bunun içine tatlandırmak için böyle bal koyabilirsiniz. Ama kullanacağınız miktar ne kadar biliyor musunuz? Bir insan için kullanacağınız miktar maksimum bir çay kaşığı. Bir insanın bütün antioksidan... Daha fazla kullanırsak ne olur? Hiçbir mahsuru yok. Ama? Doğal ve organik ürünler olduğu için vücut. Tıbbi bitkiler gibi değil, hemen yine ayırıyorum. Alabileceğini alıyor, karaciğerde rafinasyonu yapıyor, dağıtımını yapıyor, ihtiyaçları geri kalanını atıyor, gidiyor. Teşekkür ederiz Tuğçe'cim. İyi ki geldin canım benim, sağ olasın. Antioksidan çayını da aldı gitti. Evet. Şimdi antioksidan çaylar yaptık. Antioksidan neye faydalı onu anlatmadık. Söyleyeyim. O çok önemli. Niye antioksidan çay yapıyoruz? Niye antioksidan gıdalar tüketiyoruz? Evet, niye özen gösteriyoruz? Evet. Niye çaylarını kullanıyoruz? Evet. Çaylar şimdi biraz farklı, onu hemen bir belirtelim. Çok yüksek antioksidan içerikli gıdalarla ya da bitkilerle çay yapmaya kalktığınız zaman o kaynarsa antioksidan değerlerinin bir kısmını kaybediyor. Vitamin değerlerinin büyük bir kısmı ölüyor. Antioksidanlar serbest radikal avcısı. Yani ne serbest radikal? Bağışıklık sistemimiz. Bağışıklık sistemimizin kontrolü haricinde olumsuz doğabilecek hücreleri. Yani kanser yaratan, evet, hücre deformasyonu. Sistem, DNA kırılmaları, bozulmaları. Onları her tespit şey için edip aslında daha hücre haline gelmeden yok ediyor. Bir avcı, vücudumuzu koruyan birer avcı, birer asker aslında. Dolayısıyla antioksidanlar bu anlamda çok önemli. İki, bir takım hastalıklardan dolayı oluşan hasarların onarılması için yine antioksidanlar yine devreye giriyor. Yine bir tamir mekanizmasını çalıştırıyor. Hücre yenileyici özelliği var hepsinin. Yani gençlik iksiri aslında. İşte döndük Japonya'ya, dünyanın en çok yaşayan insanları. Yağ çok az vücutlarında, sağlıklı besleniyorlar vesaire. Sağlıklı yaşamın kılavuzu olmazsa olmaz. Yan etkileri yok. Aldığınız kaynak çok önemli burada. Yani ben şimdi mesela bu enerji hapları, işte televizyonda reklamlarında görüyoruz, gıda takviyeleri. Çok, yarın öbür gün çok ciddi sorunlar çıkacağını düşünüyorum onlarla ilgili. Çünkü onların birçoğu sentetik olarak üretiliyor. Ya Tanrı'nın verdiği nimetler ortadayken. Zaten doğada varken. İşte bakın bir kere şunu söylemek lazım. Çok önemli. Niye bir kere doğal süper gıda olabilmesi için işlenmemiş mümkün olduğunca olması lazım. Neleri biz kastediyoruz? Kurutma bir işlem, mecbursunuz saklamak için. İşte dondurarak kurutma bir işlem, tamam, ama bir konserveye girdiği zaman ya da ekstraksiyona girdiği zaman, ben Türkiye'nin ilk ekstraktörünü kuranlardan bir tanesiyim. Ekstra ederken, hap yaparken, yani özünü çıkartırken bitkinin, basınç altında çıkarıyorsunuz. Etil alkol kullanıyorsunuz ya da başka çözücüler kullanıyorsunuz. Molekülleri patlatıyorsunuz. Ya değişiyor. O bitki olmuyor. O zerdeçal olmuyor.
Başka bir şeye başka dönüşüyor. Başka bir şeye dönüşüyor. Belki yine ve ticariye dönüşüyor. Ticariye dönüşüyor. Belki yine ufak tefek faydası var. Var tabii. Peki faydasından çok zararı olabilir mi? Bu kadar işlemden çok zararın olmaz sonra. Ama hani bakın, GDO, MDO falan var. Bakın ne var biliyor musunuz? Görüyorum ekranlarda. Yani siz seçiciliğiniz için size ayrıca teşekkür ediyorum ama çok kirli ekranlar var maalesef. Yani adam diyor ki toplum sağlığına hizmet ediyormuş gibi görünüp gel ben sana probiyotik satayım kutusu 100 lira diye. Hmm. Ya tarhanaya alıştır. Turşu kurmayı öğret. En probiyotik açısından zengin yer elmasıymış galiba. Yer elması değil mi? O kadar kefir yer elması, kombuça içeceği. Yoğurt. Yoğurt. Yani yoğurdumuzu kefir şey yapabilirsiniz. Dünyada probiyotik bakımından en zengin çorba şey. Tarhana çorbası. Aman ne güzel. Hele mesela. Oh, çok sevindim bunu duydum. Onun bak. Biz kinoa'dan yaptık. Kinoa unundan öğütülerek yapılmış. Un halinden kitapta tarifini de verdik. Alın evinizde yaparken alın kinoanızı öğütün. Buğday yerine, kötü buğday yerine öyle söyleyelim. Kinoa unu ya da başka unlar kullanarak çok sağlıklı gluten içermeyen şeyler yapabilirsiniz. Topluma balık tutmayı öğretmek lazım. Balık satmak değil. Neden kolay oluyor biliyor musunuz balık almak, balık tutmak yerine? Çünkü insanlar evinde bunu yani çoğu zaman bu benim şu pilulima dediğim bu kakao ve keçi boynuzunun karışımını bulmuyor. Çünkü kimse aktar gibi yaşamıyor. Herkes pazara gidiyor, markete gidiyor, bakkala gidiyor, oradan alışveriş yapıyor. Orada da doğal ortamımızda bunlar olmadığı için bu şekilde yaşamıyoruz. Halbuki bizi biri gelin işte bende şunun karışım özü var bundan bir kaşık yemeğinize katın aslında her şey çözülecek dediğinde kolayımıza gidiyor. Peki o zaman yapılan üretilen her şey insan bir kalıp mıdır? Nasıl parmak izimiz farklı, nasıl alın yazımız farklı? O zaman nerede kişiye özel çözümler? Hani doğu tıbbında hasta yoktur, hastalık vardır yaklaşımı. Yani tiyatro, kocaman bir tiyatro. Üzülerek söylüyorum, çok iyi okumak lazım. Aydın insan olmanın gereği okumak lazım. İnançlarımız gereği Kur'an-ı Kerim'in ilk kelimesi oku diye başlar. Burada Rabbimin kılavuzunu okumaya ihtiyacı mı var? Hayır, bizim aydın, bilinçli insanlar, bireyler olmamızın gerekliliği. Dolayısıyla biraz irdelemek, biraz okumak, kaynakların doğruluğunu test etmek. Biraz daha bilinçlendi ama sanki kesinlikle, insanlar bu yani, konuda. Kesinlikle. Eskiden daha hemen inanıp böyle dur şu şuna iyi geliyormuş, bu buna iyi geliyormuş. Tabii kesinlikle. Burada şeye çok iş düşüyor. Buradan rica ediyorum. Denetimlerin biraz yavaş olduğunu düşünüyorum. Özellikle Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın denetimlerini bu konuda çok sıklaştırması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu konular bunların hepsi birer gıda ve gıda takviyesiyle geçiyor ve denetim Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tüm dünyada olduğu gibi. Ama biraz ipi sıkmak, biraz denetimi elde tutmak, internet sitelerini kontrol etmek, korsan satışlarının önüne geçmek. Karşılaşıyoruz. Mesela maka kökü çok özel bir süper gıda. Mesela birçok insan diyor ki chia tohumu 100 yılın süper gıdası. Bana sorarsanız maka kökü. Biz bunları insanlara anlattıktan sonra insanlar araştırmaya başlıyorlar, almaya çalışıyorlar, gidiyorlar derman şifa olsun diye. Mesela birisi bana yazdı sosyal medyadan, Ayhan Bey İzmir'den aldım, işte şu fiyata aldım, normal mi? Dedim ki yok, normal. Bu anormal bir durum. Çok mu fiyatlı? Çok ucuz. Bana dedim bir resmini atabilir misiniz? İstedik, resmini attı. Ambalajını atabilir misiniz resmini? Biraz uğraştıracağız sizi. Tamam, bir de dedim lütfen kargo adresinizi bana atın. Kargo adresini de aldık. Ben kendisine gerçek bir maka hediye ettim. Doğrusunu kullansın, şifa amaçlı kullanacak zaten. Getirdiğimiz ürün bize kargo ile geldiğinde baktık ki bildiğimiz mısır nişastasının içine biraz boya koymuşlar. Ya. İnsanlara bakın bunu nişasta veriyorsunuz. Yani modifiye edilmiş şeker. Karşı bir tarafta, de üstüne. Evet, karşı taraftaki insan şeker hastası olabilir. Ya bu neyin hırsı? Ve iki tane ürünü böyle yakaladık. Bakanlıkla da dönem dönem, ben aynı zamanda komisyonlara da görev alıyorum. Bakanlıkla da dönem dönem bunları biz paylaşıyoruz ama ne olur rica ediyorum buradan bakanımıza. Bu konudaki denetimleri biraz sıklaştırmakta fayda olacak toplum sağlığı adına. Çünkü bunlarda yapılan her hile hurda, meslektaşlarıma da buradan ricada bulunuyorum, sesleniyorum. Önüne biz geçmezsek, önüne siz geçmezseniz bu sahtekarlıkların, bu kötü niyetli kişilerin, bu meslek erozyona uğrayacak. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra belki de aktarlıkla ilgili hiç kimse hiçbir şey konuşmayacak. Bence tabii siz bu işin çok daha içindesiniz, işin nereye gittiğini çok iyi biliyorsunuz ama insanlar aslında
doğrusu veya yanlışına ulaşmayı bir kenara koyarak söylüyorum, doğala dönüyorlar. Evet. Yani aslında insanlar aktarlara, doğal yaşama, doğadaki çözümlere ve doğadaki küre eskisinden çok daha meraklılar. Aslında rücu ediyor. Aslında rücu ediyor. Onun için bence 3-5 sene sonra bırakın bitmeyi, patlayacak ama doğru patlasın. Ama ne var biliyor musunuz? Şu çok önemli. Bakın siz bir aktara geldiniz. Evet. Maka duydunuz televizyonda. Evet. Maka kökü aldınız siz ihtiyaçlarınız için. Eve gittiniz. Bilmiyorsunuz. Evet. Makayı kullanmaya başladınız. Başladık. Hiçbir işe yaramıyor. Niye? Benim şekerim yükselmeye başladı. Cebimdeki param gitti. Ya bu adam çıktı televizyonda bunu anlatıyor. Ne oluyor? Şimdi siz o aktarda ortalama 2000 tane ürün satılıyor. Bir daha o 2000 ürüne güvenir misiniz? Bir daha televizyonda izlediğiniz uzmana güvenir misiniz? Şimdi ben böyle bir şey yapacağım. Siz bana, ben aktar değilim ama evimde mesela bazı malzemeler var. Hı hı. Ve bu malzemelerden bir şey yapacağım. Siz bana o yaptığım şeyin neye yaradığını söyleyin. Tamam mı? Sanki ben evimdeyim. Tamam. La 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 diye. Tabii evimde böyle aslında değilim. Bizim bir tane tatlı tarifimiz vardı biliyor musunuz? Evet, onu da vereceğiz tamam. Hemen. Ama şimdi ben evde tamam. bir şey yapacağım. Siz bana tamam. söyleyin. Chia koyacağım. Tamam. Şu anda ne yaptım mesela? Şimdi chia koydunuz. Chia koyarak ne yaptınız? Evet. Sütten 6 kat fazla kalsiyum, somondan 8 kat fazla omega 3 aldınız. Çok güzel. Biraz tatlandırayım ya. Bu chia'yı da tek evet. başına yemem mümkün değil. Of yani o zaman yani. Evet, oradan dedim. Bir bardak da meyve suyu alabiliriz aslında şey yapmak için. Şöyle evet, biraz dut koydunuz. Dut koydum. Evet, başta cilt problemler olmak üzere, saç problemler olmak üzere. Çok enteresan doğal bir süper gıda. Çok yerde paylaşmadım ama mesela Hindistan'da kadınlar saçları beyazlamasın diye sistematik her gün bir avuç kuru dut yiyorlar. Duydun mu? Onu söyleyeyim, o enteresan bir bilgidir. Pancar çok severim ben. İnanılmaz severim. Biraz şuna pancar da koyayım. Evet, mesela ne yaptınız? Yine çok güçlü antioksidanlar aldınız. Eğer iseriniz varsa iserinizi kesmek için doğal bir süper gıda aldınız. Ama her şeyden önemlisi kalsiyum ve yüksek oranda demir aldınız. Zaten o kırmızı rengi de demirden gelmektedir. Arı sütüm nerede benim? Burada. Arı sütüm nerede? Şu an yanımda değilsiniz ki. Tamam, pardon. Söyle. Arı sütüm nerede? Bir dakika. Arı sütüm. Burada. Ne demişti Ayhan Ercan? Küçücük koyman gerekiyor. Şu kadarcık koyayım ben. Evet, arı sütümü de koydum. Ne yaptınız? Çok iyi bir hücre yenileyici. İç sesi kemik, konuşuyor. Kemik sağlığı için müthiş bir içecek. Şekeri bile kontrol eden arı ürünü olduğu halde doğal süper gıda. Çocuklarda boy uzamasını teşvik edici. Doğurganlık hem kadında hem erkekte doğurganlık arttırıcı doğal bir süper. Çok güzel. Biraz da şu keçi boynuzundan ve kakaodan karıştırsam buna. Bayılırım kakao tadına. Evet. Ne yaptık? Bir kere keçi boynuzu kalsiyum deposu, kemik erimesi hanımlarda olmak üzere bütün iskelet sistemi hastalıkları için müthiş. Kakao nibi, Alzheimer başta olmak üzere yani kakao çekirdeği, beyin fonksiyonları için çok önemli. Mutluluk hormonu salgılatıcı, hep diyorlar ya çikolata. Dopamin, endorfin. Ama salgıladık. Neyle? Kakaoyla, gerçek kakaoyla. Bir dakika, Ayhan Bey ne demişti? Ne karabiber değildi, sumak demişti. Ayhan Bey, hemen sumaktan almalıyım. Bu arada rezil lezzetli bir şey yaptım ben biliyorum. Kakaolar, sumaklar falan olsun. Sağlık için her şey feda. Sumak da koydum. İyi yaptınız. Ne yaptınız sumak koyarak? Bir kere genel antioksidan ihtiyacınızın tamamını karşıladı koyduğunuz miktar. Ama vücudunuz çok alerjense, dışarıda kötü şartlara karşı cildiniz çok sık tepki veriyorsa o tepkiyi minimize edecek bir iyilik yaptınız kendiniz. Bu kefir mi bu? Evet. Bir kaşık da kefir koyacağım. Ben bunu un gibi bir şey yaptım burada. Bakar mısınız evet, neye döndü? Hamur gibi bir şey hamur oldu. Hamur gibi, hamur, unlu hamur gibi bir şey oldu. Böyle de tüketebilirsiniz. Ben içme, bakın bugüne kadar hiçbir yerde konuşmadık mesela. Şimdi ilk defa oldu. Evet. Hakikaten bazen bilim çok tesadüflere gebe. Ben meyve suyu içmek istemiyorum. Ben tüketmek istemiyorum. Alın hamuru yaptınız, küçük küçük toplar buyurun. Yapın, antioksidanlar topları. Atın buzdolabınıza, aynı gün içerisinde günde 3 tane tüketin. Hatta aile boyutunda yaptım. Evet. Buyurun efendim size harika bir... Ya gördüğünüz gibi evimde bunları yaymışım, içine kata 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 bir şeyler yapıyormuşum gibi algılayın. Buyurun. Buyurun. İşte bak. Afiyet olsun.
Çok teşekkürler Ayhan. Rica ederim. İyi ki geldiniz. Tatlıyı bir dahaki sefere yaparız. İnşallah. Çünkü artık dayanamayacağım ben bu güzel kokular arasında. İnşallah. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür İyi ki geldiniz. Görüşmek Kısacık güzel. Bir ara vereceğiz. Çok güzel, çok başarılı, yetenekli, çok sevdiğim biri sevgili Gül Gölge Saygı bizlerle beraber olacak ama kısacık bir aranın ardından. Evet efendim, Gül Gölge Saygı bizlerle beraber. Hoş geldin sevgili Gül. Hoş bulduk Oylumcuğum. Her zamanki gibi güzel, alımlı. Ay ne kadar zarifsin, senin gibi güzel her bir zamanki duymak. Gibi. Ama yanlış mı? Ha, bakar çok mısınız? Çok teşekkür ederim. Şöyle bir bak, şöyle bir ne bak. Ne kadar da güzel hazırlamışsınız. İçleri açılsın izleyicilerimizin. Sağ ol. Ne kadar hoşsunuz. Bu şöyle ben de bakayım. Çok güzel fotoğraflar. Programına ikinci gelişim. Evet. Gerçekten daha o kadar güzel ağrıyorsunuz. Canım çok benim. Teşekkür ederim. Bayıldım. Harikasınız. Tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tüm Habertürk ailesine çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Çok iyi hissettim. Çok hoşuma gitti. Oylumcuğum başta sana hoş tabii geldin. Ki. Hoş geldin. Biz bulduk. De seninle çok iyiyiz. Nasıl oğlanlar? Nasıl oğlanların fotoğrafı? Oğlum görüyorum. Büyüyorlar. Büyüdükçe çok çabuk büyüyorlar evet, çok değil çabuk mi Gül? Büyüyorlar ve büyüdükçe de insanı hem böyle bir hani bir garip bir hüzün oluyor bazen. Hani uçup gidecekler diyorsun, büyüyecekler. Hani sana çok ihtiyaçları kalmıyor. hem hoşuna gidiyor. İnşallah mürüvvetlerini görürüz. Ne Allah düşünüyorsun evlenme fikirleriyle alakalı? Böyle yani, ay oğullarımı paylaşamam gibi yok, mi düşünüyorsun? Öyle bir şeyim yoksa yok. Hiç öyle bir şeyim mutlu yok. Tabii olsunlar. Ki başımın tacı kimi severlerse kendi tercihleri hiç evlenmeyebilirler. Ama hani mezuniyetleri sırf evlilik de değil. Yani hepsine insan şahit olmak istiyor. İnşallah hepsine tanık oluruz. İşte mezuniyetleri olsun, evlilikleri olsun. Tüm evlat sahibi olanlar tabii. Olmayan herkese de Allah nasip etsin inşallah. Amin. En hayırlısıyla. Çok güzel bir duygu. Hakikaten hep böyle şey düşünüyorum. Yani acaba onlar yokken ne yapıyordum? Değil mi? Öyle bir duygu. Enteresan. Olmadan önce anlamıyorsun. Evet. Ama olduktan nasıl geçiriyormuşum sonra ne yapıyordum acaba diyorum yani. Ne boş bir hayatımış. Ne şeyim vardı zamanı acaba? Zamanı nasıl geçiriyordun? Evet. Ha, ne fikrim vardı? Amacım neydi? Ne yapıyordum? Gibi bir düşünce. Şimdi her adımında, her düşüncende, yediğinde, içtiğinde hep onlar var. Ay bir şey yiyorsun mesela. Ay bundan işte Ali çok sever. Ona da yedireyim. İşte ay Emir buna bayılır. Dur ona da alayım mutlaka falan. Değişik bir duygu yani. Allah herkesin evladına bağışlasın inşallah. Amin. Amin. Kariyer planlaması var mı çocuklarda şimdiden? Şunu olmak istiyorum, bunu olmak istiyorum. Yani her gün gibi. Değişiyor. İlk başta asker polis olacağım vardı 2-3 sene önce. İşte bütün kıyafetler, kostümler hep ona göre alınıyor. Zaman zaman değişiyor. Bir öyle diyorlar, bir böyle diyorlar. Daha tabii çok erken bu yaşlar için. Ama bizim hani ebeveyn olarak öğütlediğimiz tek şey nasıl mutlu olacaklarsa öyle olsunlar. Yani severek yapacakları bir meslek sahibi olmaları çok önemli. Yani derler ya, hı hı. Severek yaparsan çalışmış olmuyorsun gerçekten. Aynen o öyle. Çok önemli. Yaptıkları gerçekten işi öyle. En iyi şekilde yapsınlar, severek yapsınlar. Gerisi çok da önemli değil. Sen de bir yandan annesin, bir yandan da iş kadınısın. Aslında meslektaşız, televizyoncusun evet. Sen de. İkisi arasındaki dengeyi nasıl kafanda kurdun, nasıl oluşturdun? Bir süre ara verdin sen de evet, annelikten evet, sonra. Evet. Hatta uzun bir süre ara uzun verdin. Süre sonra verdim. Döndün. Çalışan bir anne, çalışan bir kadın, televizyoncu bir kadın olmayı anlatsana bize. Evet, çok erken yaşlarda başladım. Okurken başladım. Sinema televizyon mezunuyum ben de. Okurken başladım ekrana. Sonra evlendim. Evlendiğim sürece de devam ettim. Hamileliklerimde de devam ettim. Magazin programı olsun, anne çocuk programı olsun. Hepsi de canlı yayındı. Şimdi bazen diyorum hafta içi her gün canlı yayınlar nasıl yapmışım? Yani ne kadar aslında çünkü yaşım çok küçüktü. Şimdi daha hani aklıma oturuyor ama o zamanlar böyle Allah Allah falan oluyorum bazen düşününce. Kolay bir şey değil. Sen de biliyorsun tabii. Her gün yapıyorsun. Hiç kolay bir şey değil gerçekten. İki hamileliğimde de son haftalara kadar çalıştım ben. İkinci oğlum Emir'de anne çocuk sağlığı programı yapıyordum işte hafta içi her gün. Son hafta kala ayrıldım. Kanalla da şöyle bir şey konuştuk. Hani 40 gün sonra dönerim dedim. Ve her haftada sağ olsun bir ünlü anne programı devam ettirdi ben dönene kadar diye. Fakat ben sonra baktım ki ben daha 40. gün yani üst kattan alt kata inemiyorum. Nerede yani zaten 3 kişiyim böyleyim. O da önemli değil. Onları da çok umursamadım ama mümkün değil. Ali daha büyük oğlum 18 aylık öteki çok küçük falan. Dedim ki ben hani yapamıyorum dönemiyorum. Yapanlara da çok saygı duyuyorum. Herkesin bir karakteri var bir yapabilitesi var. Ben yapamadım ve 7 sene ara verdim.
7 sene. 7 sene oylum. Yani hakikaten şimdi baktığım zaman belki ona ihtiyacım vardı. Hani çok kendimi bildim bileli çalışıyorum. Ben çalışmayı, üretmeyi çok seven bir insanım. Tabii o zaman o 7 sene zarfında da boş durmadım. Böyle bir boş durup da böyle bir gezindiğim, tozunduğum zamanlar da oldu ama o zaman da işte yine sonra gelmiştim. Yine büyük bir firmayla, çok sevdiğim, yine aile olarak gördüğüm bir firmayla çok güzel bir anlaşma yaptım. O da çok büyük bir sorumluluktu gerçekten. İlk tabii ben kendime tasarımcı demiyorum. Tasarımcı olmak çok çok başka bir kez. Benim mesleğim, ben televizyoncuyum. 4 sene eğitimini aldım. İşte yüksek lisansla başladım psikoloji. Bir senesini bitirdim, bir senem duruyor. Tasarımcı olmak tabii çok zor bir şey. Şimdi bir Özlem Söğer varken, bir Mehtap Elaidi varken benim kendime hani bunları yapıyorum diye tasarımcıyım demek bana komik gelir. Ama belki ileride olurum. Ama şu anda öyle demiyorum. Hani bugün sen de tabii bir marka çıkarabilirsin. Herkes istediği markayı çıkarabilir. Tabii ki. İş, tabii, tabii bu bir ki. İştir. Biz ne yaptık? Şu anda da bunu ortaya koyduk. Ama hani burada ben dediğim gibi zevklerimizi birleştiriyoruz sevgili Ayşe ile birlikte. Zevklerimizi konuşturuyoruz. İşte modayı takip ediyoruz. Kendi zevkimize göre harmanlıyoruz. Bu da böyle oluştu. Şimdi bu konuya nereden geldi bilmiyorum. Dur onun sorusunu sormam lazım benim. Çünkü muhtemelen şu anda neden bahsettiğimizi izleyicilerimiz anlamadılar. Bir anda oraya kaydı konu. Evet, çünkü işten son yaptığım işe geldi. Heyecan o. Şimdi sevgili Gül Gölge Saygı'yı Gardrop Savaşları'ndan zaten izliyorsunuzdur. Ayşe Brav'la bir araya geldiler. İkisi de son derece şık gustosu olan kadınlar. Çok güzel bir line adı verilen bir koleksiyon hazırladılar. Ben fotoğraflarına baktım. Hatta dedim ki Gül'e getir gösterelim hanımlara şıklıkları. Getirmemiş. Ama hesaptan görebilirsiniz, Instagram hesabından merak edenler. Ondan bahsediyor şu anda sevgili Gül Gölge Saygı. Yaptığım işlerden geçince işte o 7 senede de bu tip hani şeyler yaptım. Televizyona ara verdim ama yine boş durmadım aslında. İşte yüksek lisans yaptım. Yine bir o dediğim markayla bir işbirliğim oldu. Sonrasında da Gardrop Savaşları'yla beraber doğru zamanda doğru teklif diyelim. Özlemiş misin? Özlemişim. Televizyonu. Evet, özlemişim. O süre zarfında da güzel teklifler geldi aslında. Güzel giden işler takip ettim ben de. Çok hoş işler oldu onlarda. Ama ben kendimi hazır hissetmedim. O zaman da seninle konuşmuştuk, hatırlarsın. Tam doğru zamanda geldi. Aslında bir moda programı, bu tip bir yarışma programına yeni baştan start vermek beni biraz düşündürdü de. Nasıl olur, nasıl yapabiliriz? Hani çok iyi gitti ama. Çok iyi gitti. Çok gerçekten. Iyi gitti. Buradan izleyicilerimize de ben çok çok teşekkür ve ediyorum. Ve müthiş bir rekabetse ortamında. Çok naif bir şekilde gerçekten güzel gitti. İşte o anlamda benim biraz tereddütlerim oldu açıkçası. Hani rekabet anlamında mı? Tabii yani hani çünkü zor bir herkesin saat. Bir hani şeyi var, çizgisi var, herkesin bir yapabilitesi var. Hani nasıl olur, yapabilir miyiz? Deneyelim dedik. Olmazsa olmaz. Bu iştir. Tabii. Olmazsa da olmaz. Yani bakalım. Hakikaten de kanal da buna inandı. Biz de bu şekilde bir şey istiyoruz dediler. Biz de inandık. Başladık. Hakikaten de Allah utandırmadı. Çok da güzel gitti. Bizim de inandığımız bir iş oldu. Sonrasında da case studies nasıl çıktı dersen. Case studies de marka. Markanızın evet ismi. Evet, sevgili Ayşe zaten bu sektörün içinde olan birisi. Çok uzun zamandır. Çok deneyimli bu konuda. Biz kendi kendimize hiç kimseye söylemeden, şimdi hafta içi her gün program yaptığımız için artık kıyafet yetiştiremiyoruz. Ve çok da günlük en zor durum. Ben sana yollayacağım. En zor durum. Evet, gerçekten. Ne giyeceğini bilemeyen televizyoncu. Aynen, bir de günlük bir yayın olduğu için, gündüz kuşağı olduğu için çok da böyle abartmadan değil mi? Günlük bir şekilde, sen de çok çok şıksın her zamanki gibi. Çok teşekkürler. Ne yapalım ne yapalım, biz kendi kendimize atölyede çalışmaya başladık. Ya şöyle bir şey olsa da giysek, şöyle bir şey yapalım giyelim. İşte ki ben kendime bir şey yapıyorum, o kendine bir şey yapıyor ama hiç böyle bir marka adı, bir marka yapalım falan böyle bir düşüncemiz yok. Biz bunu giymeye başladık. Tabii hani koyuyoruz ya Instagram'a da işte 12.30'da yayındayız bekliyoruz diye. Bizim koyduğumuz kıyafetlerin altına, kendi yaptığımız kıyafetlerin altına bugün giydiğiniz şu gömlek nereden acaba diye inanılmaz soru gelmeye başladı. Ay ne yapacağız dedik ama biz hiçbir marka falan yok ortada. Biz kendi kendimize böyle hani terzicilik oynar gibi bir şeyler yapıyoruz. Ne yapsak ne yapsak? Ayşe yüreklendirdi daha çok. Hadi gel dedi, marka yapalım, ikimiz beraber marka yapalım. Hadi yapalım, peki tamam.
Böyle çıktık. Hatta markayı kurumsal olarak markayı çıkardıktan sonra eskiye dönüp de ya bu ceket, bu gömlek bizim de aslında, işte biz bunu yaptık böyle böyle falan diye. Sonra çok şükür çok da güzel ilgi gördü. Ama hani ismini de çok mütevazi koyduk gerçekten. Hani case studies, hani durum çalışmaları gibi, evet, bir şey aslında. Çalışıyoruz açıkladım. Daha, çabalıyoruz. Çabalıyoruz kendi halimizde. Hani bir şeyler yapıyoruz gibi. Yani böyle bakalım gelişti. Nasıl kendi gidecek? Halimizde İnşallah böyle bir çok şeyler güzel yapıyoruz. Evet, ben güzel baktım gidiyor. Çok çok şık, çok böyle eksik yani olma. Sizi yansıtan rahat ama aynı zamanda pek çok farklı yerlerde giyilebilecek, evet, kıyafetler var. Ama tabii taşıyana da bakmak lazım. Gül gölge taşıyınca o elbisenin dikkat çekmemesi çok mümkün değil. Seni... Herkese çok yakışıyor gerçekten. Ben seni seyrediyordum böyle. Sen o zaman magazin programı, evet, sunuyordun böyle gece elbiseleriyle, evet, havuz yanında yürüyordun falan. Ben böyle... Canım bu kadını... Güzel bakan güzel görüyor, öyle diyelim. Afrodit diyelim. Yani bu Afrodit diye bakıyordum. Benim gibi herkes öyle bakıyordu. Hala da çok öylesin. Teşekkür Yıllar ederim. Sana çok güzel davranıyor. Bir de eşek sütü galiba. Eşek sütü sabunu. Evet. Onun, evet, onun merakı içerisindeyim. Bir röportajında okudum. Evet. Eşek sütü sabununu nereden buluyorsun? Şimdi marka da verebilir miyim? Yok. Ha, peki. Doğal, o da önce müşterisi oldum, sonra arkadaş olduk. Doğal ürünler yapan bir marka. Doğal sabunlar ama o kadar hem dekoratif, böyle içinde lavantalar var, işte portakal kabukları var, böyle çok güzel dekoratif böyle sabunlar. Bir tanesinin üzerinde böyle eşek sütü sabunu yazıyor. Bu nedir, nasıl bir şey falan diye sorarken benim cildim çok kurur. Hmm. Yani böyle sabun, o tip böyle şeylerle... Ben de hiç sabunla... Hiç şey yapamam. Hiç sabunla yıkayamam. Ben de yıkayamam. Yüzümü yıkadığım zaman işte kurur, mutlaka bir nemlendirici sürmem gerekir falan. Bu sabun dedi hiç şey yapmaz. Yüzü cildi kurutmaz, nemlendirir. Allah Allah dedim, sabun falan. Doğal olmasa dikkatimi çekti. Ay aldım sabunu. Hakikaten... Benden, yani benim gibi bu dertten de müzdarip çok insan olduğunu da biliyorum. Hani hep kadınların ortak derdidir bu. Hakikaten yüzümü yıkıyorum. Ne krem sürüyorum, ne bir şey yapıyorum. Hiç gerçekten cildimi kurutmuyor. Mi? Evet. Ve bana çok iyi geldi. Ben de bunu paylaştım. Hakikaten çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Çünkü hakikaten, hakikaten beğenmediğim bir şey olduğu zaman hayatta paylaşmam. Asla paylaşmam. İnandığım bir şey olursa da hiçbir amaç gütmeden de paylaşırım. Çok beğendim. Gerçekten inandım. Hala daha da kullanıyorum. Özellikle yaz aylarında inanılmaz memnun kaldım. Yani onu yıkıyorum, çıkıyorum. Hiç böyle bir, çünkü kremle sürülmüyor yazın, böyle fazla, evet, geliyor. Çok memnun kaldım. Sabun genelde kurutuyor cildi. O kurutmuyor. Kurutmuyor. Eşek sütünden kaynaklı eşek olsa sütü gerek. Sabun diye. Acaba neye faydalıymış eşek sütü? Bilmiyorum ama yani içeriği çok nemli, yani nemlendiren bir şey var herhalde içinde. Kurutmuyor Allah yani. Allah. Yüzümü yıkayıp gayet normal hayatıma devam edebiliyorum. Şimdi cildi öğrendik. Sıra geldi şıkla. Bize biraz şıklık tüyoları verir misin Gül? Nedir şık? Ben tabii kendimle hani ilgili vereyim. Ben nelere dikkat ediyorum onları söyleyeyim. İnsan biraz böyle büyüdükçe diyeyim, kendinin daha farkına varıyor aslında. Biraz daha böyle elinde olan her neyse, mesela işte kaşların güzelse sadece kaşlarını ön plana çıkartıyorsun. Altını çizmiyorsun çok fazla başka bir şeyin. İşte saçların ön plandaysa onun artık daha fazla böyle bir fönle, daha böyle kabartarak, çok fazla öyle değil. Biraz saçlarını ön plana çıkartarak gerisini biraz daha aşağıya çekebiliriz diye düşünüyorum. Detaylarda aramak lazım şıklığı bence. Yani beyaz bir gömlek bence hakikaten hayat kurtarıcı bir şey. Hmm. Yani onun üzerine işte istediğin gibi takı tak. İstediğini koyabilirsin üzerine. Evet. Güzel bir ağır göz makyajı da yapabilirsin. Ama hem üzerin çok abartılı olup hem makyaj çok fazla yaptığın zaman artık beni yoruyor. Ama belki bundan 5-10 sene sonra ben onu beğeneceğim. Bilmiyorum çünkü hayat değişken bir şey. Biz de değişiyoruz. Moda zaten değişiyor. Ama ben şıklığın, stilin detaylarda saklı olduğunu düşünüyorum ve bu trendleri de uygularken tamamen kendimize göre uyarlamamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela parlaklık, neon renkler çok moda. Bunu sen sevmeyebilirsin, çok değil mi? Bazısı düşünemiyorum mesela, neon renklerle sen onu kendine göre uyarlaman gerekse ufacık bir detayla, bir ayakkabında, bir takında, bir fularında kullanabilirsin illa kullanmak istiyorsan. Ama hiç tarzın değilken bir bakıyorum baştan aşağıya neon giyinip de komik olmanın da anlamı yok diye düşünüyorum mesela. Hani bana bu itici geliyor. Detaylarda saklı, trendleri de detaylarda kullanmak gerekir diye düşünüyorum. Ben de mesela takıya çok meraklıyım ama hiç takı
takamayan ve kendisine takı yakıştırmayan biriyim. Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Mesela sana bakıyorum şimdi. Orada ufacık, incecik bir işte bilezik, bir kırmızı bu işte İlk. Klasik. Evet, klasik. O tanıdığımız, bildiğimiz evet, güzel evet. bilekliklerden. Eksik olmasın ama. Eksik olmasın o. Onun bir tane de kalın böyle tabii, vidalı tabii, olanı tabii, 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 var. Tabii, o da vardır tabii, bu çivi olanı. Tabii. Sende vardır. Var. Ama onlar olmazsa olmaz. Olmaz. Ama mesela boynuna bakıyorum. Şimdi evet. hep derler ki altınla gümüş yan yana takılmaz ama sen takmışsın. Harika olmuş. Küçük parmak. Evet. Şimdi ben bunları taksam kendime yakıştırmıyorum. Ama sende gördüğüm zaman... Ne kadar güzel oluyor, ne kadar yakışmış bir beyaz gömlekle diyorum. Aslında ben de mesela takı severim ama çok fazla takı takmam. Yanık ten de daha çok yakışıyorum. Yanık ten evet. mi işin? Evet, bence öyle. Solaryum mu bu hayır, yoksa... Yok, tatil değilim ben. Yok, tatil değilim. Erken açtın evet, yani evet, sezonu. Evet, erken açtık biraz. Yanık tene daha çok yakıştırıyorum. Özellikle bu hani bunlar vintage mesela. Evet, çok da sevdiğim bir arkadaşımın mağazasından. Çok severek takıyorum ben çok de bunları. Çok güzel. Evet, gerçekten götürürüm seni. Çok güzel değil mi? Harika. Biz burada bir anda kendimiz... Biz buradan, kendi ay buradan alışverişe gidiyoruz evet, efendim. Biz kol kola giriyoruz. Hani klasik vardır evet. ya. Hakikaten ama olmuyor mu öyle? Oluyor. Aa, hemen gidiyoruz diye. Sen ne diyorsun tabii ki. Evet. Yani biraz böyle ten rengiyle gerçekten ben de bu renk takıları mesela böyle patlayan renkleri yanık tende daha çok beğeniyorum. Onun için mi bu kadar güzel gözüküyor? Evet bence öyle. Yani normalde böyle daha kışlık havalarda yine bunlar olabilir. Mesela gel bir bakalım sende nasıl olacak? Bir tak bakalım nasıl olacak. Sende harika. Bakalım bende ne olacak? Şimdi bunu taktık. Bak oldu. Oldu mu? Gerçekten. Gerçekten mi? Evet. Ama olmasın? Ben yanık değilim. Ama henüz. Yanık değilsin ama oluyor işte. Henüz olacak. Hayır ben daha çok öyle beğeniyorum ama sende de oldu. Üzerine beyaz bir gömlek hayal et kışın. Baksana bende hiçbir şey. Bunu da sen geliyorsun diye ay, taktım. Ay canım benim. Yok yani kıyafeti beslemek için bence gayet yani... güzel. Cicim var benim de. Aa, tabii canım. Yani şöyle bak evlilik yüzüğü mesela benim bu. Evet evet. O kadar. Işte o kadar. Evet tabii, senin tabii. de böyle. Evet. Yani bu kadar takabiliyorum ben. Ama alyansım ona döndü zaten daha çok. Ben de bunu çok daha hoş buluyorum. Yani bu kadar. Evet. Bu alyansım benim. Benim de alyansım. Var olacak. Ama takamıyorum. Evet, evet. Ya o şey bana da biraz fazla geliyor. Hani fazla takı tuku hem biraz daha ileriki yaşlarda sanki hı-hı. daha doğru olacak gibi. Bir de şey daha ki... böyle ben ufak tefek incik boncuk seviyorum galiba. Bak benim mesela küpelerim falan da bu da evet. bir arkadaşımın. Evet. Minik minik böyle hani. Sen de öyle pırlanta onun kadını da yeri değilsin. Hani ayrı yok değil. O da var. Ya, o da onun yeri gel. Ayrı diye diyor. Gel canım. Gel yılanını takayım. Oh pek şık. Yani şey daha böyle ufak tefek şeyleri daha çok seviyorum. Mesela sana da yakışır böyle etnik şeyler. Evet hani, ben böyle seviyorum. Ivır zıvır daha çok seviyorum. İçinden şu mu? Uzun olan. Aa, bu da böyle bir şey. Güzel. Saklamışsın onu. En güzel parça bence. Mesela bunun buradan zincirinin gözükmesini seviyorum. Mesela. Ha. Hani. Bu da işte yazlık şu şeyleri seviyorum. Evet. Hani böyle yazın daha çok seviyorum takı ben. Kışın da hani özel bir yere giderken falan belki bir tane yüzük. Hani çok fazla ben de takı takmıyorum ama yazın daha çok seviyorum. Yakışıyor. Bir de bana ne oluyor biliyor musun? Hatta yakın beni tanıyanlar bilir, Tamay falan da bilir. Bazen böyle takılarıma isim takarız. Ben bir şeyi taktım mı aylarca durur biliyor musun? Takıyorsun. Sıkılana kadar. Bir kere de çıkardım mı bir daha onu bulamam, takamam. Uyurken çıkar hiç. Mı? Yapma ya. Hiç. Ben hiçbir şeyi bulamam. Bak ama bunlar ne oluyor biliyor musun? Değil. Çıkardığım zaman da onu bir daha takmam. Bitiyor. Allah hatta Allah. Hatta bunun bir önceki küpelerim ismi Emine'ydi. Bak tuvalet giyiyorum. Tuvalet giyiyorum gene onlar. Spor gibi hiç küçücük küpeler bunun böyle siyah taşlısı minicik. Onlar hatta program izleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. Sürekli onlar var kulağımda. Yani hiç ben böyle kıyafete göre onu çıkarayım bunu takayım. Ha. Hayatta uğraşamıyorum. Şimdi mesela akşam bunlar mı çıkar? Ha. Yok yok bunlar ama çıkar. Ama bu kırmızı ve... Bunlar hepsi bu... kalır. Bunlar küpeler ha. falan işte şu uzun çıkar. Ama şunların hepsi sıkılana kadar kalır. Peki sabah izle uyanmıyor musun? Yok. Allah Allah yok, demek sen böyle zaman, yatıp böyle yok, prenses dönerim. Gibi. Yok çok dönerim hep yan yatarım. Hiç öyle düz yatamam. Ay yani. Canım çok veririm ya kıyamam. Ben şey yapamıyorum böyle takıp çıkaramıyorum çok fazla. Ha, o tabii yani takıyla yatabiliyorsan harika bir şey. Ama bunlar bak hiç öyle batacak şeyler değil. Peki küpenin arkası falan zaten yuvarlak o evet, tamam. Minnacık bir şey bunda hiç beni rahatsız etmez ama. Çünkü neden biliyor musun çıkardığım zaman bir daha takmıyorum. Sıkılıyor musun acaba? Evet. Ya da yani takıp çıkarmaktan da sıkılıyorum. Öteki küpeler nerede bilmiyorum mesela şu anda ben. Bitti onu çıkardım ve 6-8 ay falan kaldı yani. Değil mi? O kadar. O kadar kaldı. Şimdi neredeler? Haberimiz yok onlardan. Şimdi bunlar da öyle. Sıkılana kadar takarım, çıkarım bir daha
Kısmet. Enteresan. Peki kıyafet, gardırop mesela yeni şeyler alırken ne yaparsın? Nereden alırsın? Artık daha çok klasik parçalara gidiyorum. Eskiden böyle çok yapardım. Hani böyle one shot dediğimiz hani bir kerelik giyeyim. Hani, ay çok beğendim, bir kere giydim. Bir daha da nerede giyeceksin mesela? Artık onları yapmıyorum. Hmm. Bazen çok tutamayıp yaptığım oluyor ama kızıyorum kendime çok. Daha çok basic böyle, olarak daha, adlandırılan, evet, daha her zaman giyeceğin. Hiç modası geçmeyecek. Daha kendimi yansıtan, hiç sıkılmayacağım, defalarca giyebileceğim şeyleri elim daha çok gidiyor artık. Hmm. Daha acıyorum, gerçekten biraz daha acıyorum. Ayakkabı, çanta onun zaten hani daha çok onlara gidiyor şeyimiz. Ama zaten boy post var. Ay evet, ama yine seviyorum topuklu. yine giyiyorum. Giyeceksin evet, tabii seviyorum. Ki. 1.80 var mısın? Tam 1.80'im. 1.80'sin topukluyla. 1.85 oluyorum. 1.87 falan. Murat Bey de uzun neyse ki. O da 1.90. Çok şükür. Çocukların boyu da onlar yaklaştı mı? Onlar da uzun. İyi bari. Peki basic kıyafetler alıyorsun. Gece bir yere giderken, bir düğüne giderken, bir ya da kokteyle giderken nasıl kıyafetler tercih ediyorsun? Siyah kalem elbise falan gibi. Bunlara kaçıyorum artık oylum. Yani ancak hani böyle çok beğenmem lazım, çok böyle bunu giymek istiyorum demem lazım ki böyle elim başka bir şeye gitsin. Artık daha çok hakikaten klasik, beni yormayacak, defalarca giyebileceğim, iki parça olup farklı farklı da giyebileceğim şeylerin üzerine gidiyorum. Eski sonu yok kıyafetlerini çünkü. Ne yapıyorsun? Giyiyorum. Sıkıldın. Hepsini giyiyor musun hala? Ya, defalarca. De oluyor. Yok yok, defalarca giymiyorum tabii ama giydiklerim de oluyor. Değiştirerek de giyiyorum. Artık çünkü sonu yok gerçekten. Artık evet. Bu işin sonu yok yani. Şimdi bu konuda Kate Middleton var ya hani İngiltere Kraliyet ailesinin dünyalar güzeli. Evet. Evet. Geline. O da bir önce oldu. Giydiği şeyi defalarca giyiyor ve defalarca tabii giydiği için ne haber oluyor. Tabii. Bence çok da çok mantıklı. Doğru bir şey, tabii. Mantıklı tabii, bir tabii, şey. Tabii. Mesela ayakkabıya, çantaya para veriliyor bir şekilde belki. Hani kıyafetten evet, daha fazla para harcanıyor. Ama kıyafet pazardan da giyilebilir öyle tabii değil ki, mi? Tabii ki her yerden çok alırım. Çok güzel şeyler zaten var pazarda. Zaten benim bu bir önceki yaptığım firmayla olan anlaşmamın da başlangıcı öyle oldu biliyor musun? Bir referandum yapmışlar. Bize bir koleksiyon yapmasını istese kim olsun diye sormuşlar. Beni istemişler mesela. Neden? Ne çünkü güzel. Ben çok atıyorum 50 TL'lik bir tişörtle daha pahalı bir ayakkabı, bir jeanle de kombin yaparım. Yani baştan aşağıya böyle öyle bir iddiam da yok, öyle bir merakım da yok. Hani üzerime mesela bir şey giyersin. Bu ne, bu ne, bu ne diye sorarlar. Söylediğim zaman şaşırıyorlar mesela. Nasıl taşımak da önemli. Yani hiç nereden aldığın önemi yok. Pazardan da alırım, her yerden alabilirim. Yani yeter ki beğendiğim, yeter ki kalitesi güzel olsun, dikişi güzel olsun. Hani üzerinde tok dursun, önemli olan o. Sizin kıyafetlerinizi kimler giysinler? Sizin kadınınız, case study kadını nasıl bir kadın? Evet, biz ona şöyle diyoruz. Tamamıyla aslında metropol kadını. Yani kadın. Doğayı seven, çalışan, hayvan seven ama kendisinden ödün vermeyen, şık olmak için değişmeye çalışmayan, detaylarda saklayan. Mesela beyaz tril tril bir gömlek, bu da bizim. Sizin mi bu? Evet, bu da bizim. Harika. Üzerine şuraya bir nakış mesela yaptık. İşte bu böyle bir farklılık. Yani yazın gayet güzel bir gömlek oldu bizce. Çok güzel. Hani böyle çok, çok fazla zorlamayan, kendisi olmaya çalışan. Öyle bir hani karakteristik çizgileri olan, biraz etnik, biraz modern, öyle bir karakter yaratmaya çalıştık. Bakalım. Kaç parça var? Genelde elbiseler gördüm. Elbise var, pijama takımları var ama elbise ve gömlek özellikle. Gömleklerimiz çok çok güzel oldu. Gömlek ve elbise de hakikaten çok güzel bir şey tutturduk. Vallahi 50 model falan çıktı. 50 model. Evet, oo, evet, harika. Evet, evet, evet. İnternetten satış yapıyorsunuz. İnternetten satıyoruz. Yazın bir marinalara gireceğiz. Çeşme, Bodrum gibi bir şeyler düşünüyoruz şimdi. Belki sonra toptan satan satış sitelerine girebiliriz. Bir düşüncelerimiz var. Yavaş yavaş işte ilerliyoruz. Daha çok bebek. Bakalım ama güzel bir heyecan. Farklı bir heyecan. Süper. Yaz planı ne? Yaz planı tabii çok yoğun bir tempodan çıktık. Şimdi artık çocukların okulunun tatil olup hemen böyle bir yazlık taraflara doğru kaymayı bekliyorum. Ama tabii kış koleksiyonu da hazırlanacak. Onun çalışmaları için biraz daha buradayız diye düşüneceğim. Öyle olacak diye düşünüyorum yani. Sonrasında biraz tatil artık. Biraz tatil. Yelken var mı bu sene? Var. Evet. Bir de kendisi yelkenci efendim. Yelken sever. Evet. Önce yelkenden başlayalım, sonra ata geçeceğiz. Peki.
Hemen biz evet. de yelken, neden yelken? Evet. Özgürlük mü hissettiriyor sana? Yoksa o işte püfür püfür deniz havası mı hoşuna gidiyor? Evet, ben denizi çok seviyorum. İzmirliyim. Hakikaten tabii biliyorum. Biz biliyorsun okullar kapanır kapanmaz hemen Çeşme. Kendimizi ertesi gün cumartesi sabahı Çeşme'de tabii. alırız. Pazarda döneriz. Son okullar açılmadan önceki aynen öyle. Hakikaten de öyledir. O gün de döneriz. Denizde olmayı seviyorum ve denizde o sessizliği de seviyorum dediğin gibi. O motor sesi olmadan o rüzgarın sesiyle gitmek ve onun sana yön vermesi o çok güzel bir şey. Hep bu benim aklımda olan bir şeydi. Sonra bu olay nereden çıktı dersen ne zamandır aklımdaydı. Şimdi hep kızla buluşuyoruz, hep bir şeyler yapıyoruz ama ya bir yere gidiyoruz yemek yiyoruz ya işte bir AVM'ye gidiyoruz. Dedim ki hanımlar hadi eğer buna meraklı olan şimdi arkadaşlarımı da biliyorum tanıyorum. Ne yapalım ne yapalım? Ya hep buluşuyoruz bir yerlere gidiyoruz. Hadi gel gel. Ben böyle bir şeye başlıyorum. Yelken şey alacağım, eğitim alacağım. İsteyen varsa gelin. Hep beraber yelkenciliğe başlayalım. Hep beraber onların da aklında içinde varmış böyle bir şey. Başladık. Çok da hızlı ilerledi. Eğitim sertifikalarımızı aldık. Ali Türkşen hocamızla beraber Atak Akademi. Çok da güzel ilerledi. Vallahi harika. Evet yani çok keyif alıyoruz. Onun duygusu, şimdi yarışlara falan katılacağız. Bayağı bir grup oluşturduk yani hakikaten. İyi gidiyor. İşi ilerlettiniz evet, yani. Evet yani biz de bu kadar aslında çabuk ilerleyip bu kadar hani büyük şeyler düşünmüyorduk. Ama ufak ufak yarışlara falan bile katılabileceğimizi söyledi hoca. Hocamız, sevgiler ona da çok. Yani böyle güzel kendimize hoş bir hobi edindik. Hem birlikte vakit geçiriyoruz hem hakikaten doğada baş başa hiç telefonlara bakmak aklımıza bile gelmiyor. Yani o 3-4 saat inan tamamen kopuyoruz. Neleri unutuyoruz orada anlatamam. Çekimler unutuluyor. Bir dönüyorum telefon çalmış. Gül Hanım biz buradayız. Siz ay çok özür dilerim ben unutmuşum. Yapma tabii ya. tabii. O kadar. Evet. Yani hele havamız da varsa o anda güzel de bir rüzgar varsa hiç telefonlara bakmıyorsun. Çünkü canlı bir şey. Atı da ben ondan çok seviyorum mesela. Yani canlı bir şeyle muhatapsın orada. Kontrolünde değilsin. Her an her şey değişebilir. Rüzgar buradan gelirken bir anda arkadan gelebiliyor. Sürekli şey kontak halindesin. Çok güzel fotoğraflar var atla. Evet, güzel. Bu senin atın mı bu? Evet bu benim İsmi atım. Ne? Vazal. Ne? Vazal. Vazal. Evet. Çok Belçika çok güzel. Adı. Tayken mi aldın? Evet, küçüktü çok 6 küçüktü. Yaşındaydı. İlgilenebiliyor musun Vazal'la? Vallahi eskiden daha çok ilgileniyordum. Bu sene çok binemedim. Yine gidiyorum tabii yani ara sıra gidiyorum. İşte bu mesela bir ay önce falan gittim ama eskiden haftada 4 gün falan biniyordum. Ama çok meşakkatli, çok seviyorum. Küçüklüğümden beri yaptığım ve devam ettirdiğim tek spor at. Her spor dalıyla ilgilendim. Ama atı hiç bırakmadım çünkü o da hayvan sevgisinden. O at sanki spordan öte bir şey. Evet, o yüzden ben de o devam başka, ettim. Başka bir şey, bir şey at o. Yani. O iletişim. Ama belim sakat benim. O da attan dolayı oldu. O yüzden belim ağrıdığı zaman binemiyorum. Sevmeye gidiyorum sadece. Oy, özlüyordur seni. Tabii özlemez mi? Girdiğin zaman hemen böyle anlar zaten. Ah, böyle şeye vurur benim. Tabii. Kapısına vurur. Çok başka bir duygu. Allah'tan çocuklarım da çok seviyor. Onlar da hayvanlar. Biniyorlar mı? Onlar da biniyor. Vazala mı biniyorlar yok, onlar Yok onlar küçük ata biniyorlar. Küçük. Poniye biniyorlar. Meşakkatli bir spor. Düştün mü? Tabii. Vazal mı attı seni? Yok yok başka bir attan düştüm. Ha. Yani 20 yaşındaydım o zaman düştüğümde. Çok ciddi düşüşüm 20 yaşındaydı. Ciddi düştüm. Kaburgalar düştüm. Falan kırıldı mı? Çok ciddi düştüm. Yapma ya. Evet. Bayağı yani ciddi düştüm. Arazide düştüm. Hem de bir de tabii, tabii. Şey arazi yani. Serbest yani. Serbest şey, arazide tabii, tabii. düştün. Hı. Ayağı bir çukura falan mı yok. Girdi acaba? Maniye mi atlayamadınız? Benimki lider atmış. Önde koşarlarken biz 3 attık. Biz de hızlandık biraz yarış yapıyoruz tabii çok güzel orman hala da bak orada da ormanda bilmiyorum ondan vazgeçemiyorum işte bir türlü yani özgürlük Allah da böyle işte. Beni şey yapmasın hep ona dua ettim yani binebileyim düştüğüm anda bile o kadar acı içindeyken bile yürümek demiyorum yürüyebileyim demiyorum ambulansla falan gittim yani artık dağdan ambulansla indim o kadar kötü düştüm bütün omurgalarım falan kaydı aşağıya yani disk kayması sinir sıkışması her şey oldu çatladı belim falan. O zaman bile aklımdan şunu geçirdim. Ne olur Allah'ım tekrar binebileyim dedim. O kadar. Korkudan dolayı mı yoksa? Yok şöyle oldu. Sakatlıktan dolayı mı? Tabii yani sakatlanıp bir daha ata binemeyeceğim diye korktum. Yani yürümek aklıma gelmiyor. Yani yürüyebileceğim kesin değil. Kaldım çünkü yerde. Kıpırdayamıyorum. O kadar kötü düştüm. Lider atmış. 3 at çıktık. Yarış yapıyoruz. Öndeki at da koptu. Benimki de benim kontrolümün dışında onu geçmeye çalıştı. Eyvah. Geçtik bir sorun yok. Geçtik tamam hala kontrolüm altında. Yol ikiye ayrıldı.
artı bit birinden değil mi? Bende de kabart. Soldan mı sağdan mı? Geçince hoşuma gitti onları. Soldan mı sağdan mı dedim. Hay Allah. Soldan dedi. Benimki de sağa girmiş oldu. Sola çektim ama bedenen sağa girmiş oldu. Oraya girince ben de sola çektim ama olmadı. İndim ben de düştüm çok kötü ama bayağı böyle. Bir de hızlı, çok hızlı giderken, çok hızlı yarış tabii, çok sırasında. Hızlı ama Allah'a şükür sonra toparladık. İşte hep onu dua ettim. Tekrar binebileyim dedim. Hala aslında biniyorum. Tehlikeli bir spor. Yani öyle bayağı bir bilinçli evet, olmak gerekiyor evet, yani bu sporu yaparken. Yani tehlikeli bir spor ama hakikaten dünyanın en güzel sporlarından bir tanesi. Ben de çok istedim de işte bir tane Polonezköy'de sütçü beygiri beni kaçırınca işte bilmeden. Ama ben şunu düşünüyorum, hayattaki her şeyin ilk hocası, ilk öğretmeni çok önemli. Hmm. Benim mesela kayak, bizim zamanımızda İzmir'de biz ya ata bineriz biliyorsun, kayak, ya buz pateni yaparız. Hayatımızda görmedik. Yani ya işte tenis oynarız. O kadar. Şimdiki gibi değildi. Hani şimdi tabii, artık tabii. Herkes her şeyi yapıyor. Tabii. Bizim zamanımızda İzmirliler ata biner, işte tenis oynar, buz pateni yapar, yüzer. Aynen. Şimdi ben bunların hepsini yapıyorum. Annem sağ olsun yine o zamanlar beni götürdü şeye, Uludağ'a. Biz kayıyoruz, böyle 7-8 yaşındaydım. Benim kayak, ilk ayaklarımı taktım kayağa, ayaklarım bir ayrıldı, bağ yırtığı oldu mesela. Bak hoca onu engelleyemedi ve ben hiç sevmedim kayağı. Hayır şimdi kayıyorum ama mesela hiç sosyalleşmek sevmiyorum. İçin evet kayıyorsun. Yani hiçbir zaman keyif almadım. Hep o yüzden de dedim onu, çocuklarım için de çok dikkat ettim. İlk hoca çok önemli hayatta, her şey için. Yani seni hem koruyacak, hem kollayacak, hem sevdirecek. Baleye gittin mi? Baleye de gittim. Tabii İzmir'in klasik baleye de gittim. Baleye hiç sevmedim. Hiç sevmedim. Ama annem beni zorla bir 2-3 ay götürdü. Bir kapıda falan ağladığımı falan hatırlıyorum böyle. Hiç pointe falan kalkmadın hiç yani. Yok kalktım. Onları kalktım, yaptım. Direkt pointe de kalktım. Tabii canım o kadar gittik ama ondan sonra ben onu devam etmedim. Ama dediğin gibi İzmirlilerin zaten hepsi gitmiştir onlara yani. Hepimiz bir yapmışızdır onları. Zaten zor bir götürülmüşüzdür onlara. Yaptığımı sağ olsunlar ne güzel anı olarak. Kaldı hepsi. Atletizm de yaptım. Tabii canım, iki yaptık. Uzun atlama, engelli koşu, kısa mesafe hepsini yaptık çok şükür. Ama sonunda elene evet. Sevdiğin kalıyor. Gülcüm çok teşekkürler. Ay ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ne güzel. Çok güzel oldu tam yine. Tam bir pazar sohbeti evet, yaptık. Her zamanki gibi. Oldu. Sana kitap armağan edeyim mi? Ah lütfen. Sana bir kitap armağan edeyim. Harikasın. Hatta bir tane değil. İki tane armağan edeyim. Süpersin. 40 Oda, Olga Grushin'in bir kitabı. Şöyle harikasın. Bir de Selim İleri'nin kitabını armağan etmek istiyorum sana. Böyle güzel bir kitap. Süpersin. Sona Ermek bir roman. Harika. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Harikasın. Çok güzel, keyifli bir şekilde gitsin. İnşallah. Bakalım. Pek şık. Çok aman, mersi. Pek şık. Çok teşekkürler. Her zamanki gibi sevgili arkadaşım. Tekrar teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. En kısa zamanda tekrar buluşmak ne demek üzere. Her yeni zaman. Televizyon projesi var mı? Bakalım bir şeyler konuşuyoruz. Hayırlısı. Hadi bakalım seni ekranlarda görelim. Çok yakışıyorsun. Çok teşekkürler. Eksik olma. Çok mersi. Kısacık bir ara vereceğiz. Harika. Ve aramızın ardından uzaylılara inanır mısın? Ay inanırım. İnanır mısın? İnanırım. Yani bu kadar bu kadar koca bir evrende olamayız. Yalnız olmamız çok anlamsız değil mi? Olamayız. Ben inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Bakalım bu konunun uzmanı ve bu konuda çok ciddi çalışmalar yürüten Haktan Akdoğan neler anlatacak çok bu konuyla ilgili? Evrende yalnız mıyız sizce? Evet efendim, az önce bir soruyla noktalamıştık sevgili Gül Gölge Saygı'nın bölümünü. Uzayda sizce tek canlı formu biz miyiz? Eğer öyleysek bu sonsuz evrende çok ciddi bir kayıp yok mu? Zaten bu konuyla ilgili çalışma yapanların da aslında dayandığı nokta bu oluyor. Ama bazıları var ki bu konuda gerçekten çok ciddi çalışmalar yürütüyor. İşte onlardan biri benim sevgili dostum Haktan Akdoğan. İyi hoş geldin. Hoş bulduk. Nerelerdesin? Valla buralardayız. Gezdin, tozdun, gittin, gibi. Oralara gittin, buralara gittin. Sonunda biraz İstanbul'a yoğun. Geldin. Yurt dışı yoğun, yurt içi yoğun. Güzel çalışmalar, güzel projeler var. Keyifli bir müze yapıyoruz İstanbul'da. Öyle sabit, mi? Ha? Şişli bölgesinde. Nasıl bir müze? Uzay şimdi, müzesi mi? Uzaydan çok tabii ki evrenin yapısıyla ilgili bilgiler de olacak ama daha çok dünya dışı zeki yaşamın kanıtlarıyla alakalı. Eski çağdan günümüze Sümerlerden alıyoruz. Hatta mağara dönemi, Kromagnon dönemlerden getiriyoruz. Günümüze kadar birçok coğrafyadaki eski çağ kalıntılarının özel rölyefleri yapılıyor. Replikaları yapılıyor. Yani işte Kahire Müzesi'nde olan, Meksika Antropoloji Müzesi'nde olan bütün bu müzelerdeki British Museum'daki bu Sümerlerle ilgili tabletler, işte hepsinin
birebir 16 tane heykeltıraş arkadaşımız çalışıyor. Bunların çoğu Türk, çok çok yetenekli arkadaşlar Mimar Sinan'dan. 6 ay, yani 3-4 ay oldu. Bir 3-4 ayımız daha var. Sanıyorum Ekim sonu gibi açacağız müzeyi. Hadi bakalım, dünyada biz de çekime gelelim. Bu şöyle ilk, Roswell'de bir UFO müzesi var biliyorsunuz. Roswell kasabasına UFO düşme olayı var. 47'de çok popüler. Meşhur. Oradaki kasabada bir sinema salonunu UFO müzesi yaptılar 20 yıldır. Ama orada hep dijital fotoğraflar ve belgelerle. Biz oradaki kanıtların hepsini 3 boyutlu halde sunuyoruz. Bu anlamda dünyada ilk ve varlık tipleri, dünyamızı ziyaret eden yakın gözlem raporlarına göre varlık tipleri de birebir silikondan canlı gibi. Onlar da hazırlanıyor. Ay çok heyecanlı. Çok uluslararası, multinational bir proje ve bunu Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Harika. Kolay gelsin. Onun için sen bu kadar yoğunsun, oradan oraya, oradan oraya gidip duruyorsun. Evet, biraz şimdi anlamlandı. Bir de daha da bence önemli bir gelişme, Türk bilimi ve dünya bilimi için rönesans olacak bir gelişme. Bir üniversitemizle birlikte bir çalışma başlattık ve Ekim'de UFO konusunda, ufoloji konusunda derslere başlıyoruz. Bu da tabii şimdi Glamorgan Üniversitesi, Utrecht Üniversitesi bu üniversiteler ve var, yapılıyor ama Hollanda'da. Kredili, evet, Hollanda'da, Amerika'da birkaç üniversitede seçmeli ders olarak ama kredili değil. Bizdeki ilk defa kredili olacak. Dolayısıyla bunu da Ekim ayında başlatıyoruz. Şimdi müfredat hazırlanıyor falan. Bu heyecanlı bir dönemdesin sen. Çok önemli gelişmeler oluyor. Çok yani güzel. Bu artık bilimde, dünya bilimi de bu konuda çok ileri adımlar atıyor. Mesela Stephen Hawking'in geçenlerde dünya basında da haber oldu. Geliştirdiği bu SETI projesinin bir benzeri sinyalleri alarak 2,5 milyon yıldız tarandı ve 234 tanesinden yapay, doğal olmayan sinyaller alındı. Bu projeyi Mark Zuckerberg, Facebook, işte Rus milyarder iş adamları ve işte SpaceX'in sahibi, bütün bunlar finanse ediyorlar. Çok çok önemli adımlar atılıyor bu konularda artık. Yani dünya dışındaki yaşamın kanıtları çok aşikar. Ne yapıyorlar dünyaya gelip araştırma yaptıklarını söylüyordun? Tabii yani bu bizim bilimimizin daha gelişmiş halini düşündüğünüz zaman, uzaya yolculuk yapabilme seviyesine geldiğimiz zaman bizlerin de yapacağı şey bu. Zaten yapıyoruz mesela, Mars'a uydular gönderiyoruz. Bunu bilim adına yapıyoruz. Evreni keşfetme adına yapıyoruz. Dolayısıyla bu kadar, senin de programın başında söylediğin gibi, bu kadar sonsuzluğun içindeki yıldız sistemleri ve galaksiler içinde bizim güneş sistemimizden çok daha yaşlı güneş sistemleri keşfediliyor. Çoğu zaten öyle. Tabii. Yaşlı olması demek oradaki evrimsel süreci bizden önce başlamış, birçok uygarlığın olma olasılığını çok çok arttırıyor. Evet. Dolayısıyla aynen, bunlar da bilimlerinin geldiği netice sonucunda, çünkü öğrenme içgüdüsü ve bilgi edinme arzusu, merak her zeki türde var. Çünkü var olduğun evreni tanımak istiyorsun. Tabii. Farklı yaşam formunu. Onlar da diğer yaşam formlarını incelemek amaçlı bu seyahatleri yapıyorlar. Tabii burada başka motivasyonlar da var bizce. Çünkü dünya dışı varlıkların ve uzay araçlarının görüldüğü bölgeleri kategorize ettiğimizde nükleer santrallerin olduğu ve nükleer denemelerin yapıldığı bölgeleri de görüyoruz. Hı. Şimdi orada bizim bir yaptığımız zarar var evrenin oluşumuna, çünkü radyoaktif şeyler yayıyorsun dünyanın manyetik alanını etkilediğin gibi, çünkü evreni bütüncül görmek lazım. Hmm. Yani artık kuantum mekaniğinde ve bütüncül evren görüşünde bu var. Yani evrende her şey aslında birbiriyle etkileşim ve iletişim halinde. Dolayısıyla biz buna ne kadar açız? Yani buradaki yaptığımız her olumsuz Hamle bütün evrene etki ediyor. Evrene etki Dolayısıyla ediyor, evet. Evrene kozmik sinyal yolluyoruz biz. Bu nükleer patlatmadığımız işte biyolojik silahlar, yanlış yapılanmalar, teknolojiyi yanlış kullanmalarla. Yani insanlığı bir anda karantina altına alınmış gibi görebilirsiniz. Yani çünkü insanoğlu maalesef kendisine hayat veren doğayı bile yok ediyor. Biraz primitif, primat bir ırkız maalesef. Bunu biraz dengelememiz gerekiyor. Bir gün şöyle bir güne uyanabilir miyiz?
saatler çaldı, iş günü başladı. Biz gözümüzü açtık. Bir açıyoruz televizyonları, herkes birbirine girmiş durumda. Çünkü neden? Tabii ki Amerika'ya bir uzay gemisi inmiş ve ilişkiler başlamış. Filmler. Independence Day yahu. Kurtuluş günü olarak Will Smith uçağına atlamış, uçuyor. Şimdi en son bölümünde oğlu uçmuştu ama Independence Day orijinal adıyla ya da neydi? Temas mıydı, hayat mıydı, neydi? Kontak filmi var. Kontak değil. En son hatta Oscar'a da aday oldu ya, böyle yuvarlak bir şey indi. Ha, Arrival. O da Arrival. Çok iyi filmdi o ya. İşte bak, bu tür filmlerin artması da bu. Zaten insanlık bilincini Hollywood zaten hazırlama yapıyor. Ön hazırlık. Bilinçli yaptığımız mi yapıyor bunu? Tabii kısmen bilinçli. Artık konu da kalmadı. Yani kontak senaristi zaten NASA çıkışlı. Tabii. İşte bütün bunların arkasında çok ciddi bir bilgilendirme projesi de var. Ama tabii yapılan... Olacak mı bu? Söyle bana. Yani bizim yaşadığımız dönem içerisinde böyle bir alternatif bu... opsiyon var mı? İnanır mısın? Herkes artık bu tür bir beklenti içinde. Geçenlerde Face'ten arkadaşlar attılar. Ben de paylaştım. Siirt Belediyesi bir billboard yapmış. hoş geldin uzaylı. Hayır, şöyle. Bütün uzaylı filmleri şehrimizi uzaylılar kirletmiyor diye. Hani çok o kadar güzel. Çok atılıyormuş ki. Çok güzel. Bu bile bir gösterge. Yani Siirt'teki belediye çok başarılı bir kampanyaymış. Çok güzel, ben helal çok olsun. Paylaştım onu. Mojave Çölü'nde de kocaman bir şey var ya, hoş evet, geldin uzaylı, hoş uzaylının oraya. Tabii ki Amerika'dan başka bir yere inecek hali yok uzaylının. Yo, ben artık şöyle düşünüyorum. Yani buradaki onların açık açık gelmeleri direkt insanlık bilincine bağlı. Yani biz ne kadar adım atırsak onlar o adım atacaklar. Yani bizim hazır olmamız gerekiyor. Kolektif nasıl bilinci. Hazır olabiliriz i̇şte uzaylıya? Bunu, bu konularda yapılan programlar, belgeseller, filmler, üniversitelerde kürsülerin açılması, bunların hepsinin artması gerekiyor. İnsanlık bilinci bu realiteyi kabul edecek düzeye gelmesi lazım. Korkmalı her mıyız anlamda. Peki? Bu realite... Çok bir şey yok canım. Yani burayı belli ele geçirmek iyi, çok güzel bir... Kendi kaynaklarını bitirdiler, bizim kaynaklarımızı harcamaya geldiler gibi bir durum olmasın? Ama öyle olsa biz kaynaklarımızı kurutuyoruz. Kurutmadan bunu yaparlardı şimdiye kadar. Şimdi dünyayı... Dolayısıyla bunu yapmadıklarına göre böyle bir motivasyonları yok. Tabii ki evrende negatif güçler de mutlaka var. Evren bir denge içinde gidiyor. Artı kutupta var, eksi kutupta var. Dolayısıyla... ama her iki kutbunda direkt müdahale hakkı olduğunu görmüyoruz. Özgür irade yasası çerçevesince müdahale etmiyorlar ama kısmi bir takım yardımları olabiliyor. Hı. Mesela bu Çernobil faciasında da yaşadık, bunu gördük. Devasa pro şeklinde bir nesne oradaki açığa çıkan radyasyon emici çalışmalar yaptı. Bu Pravda haber ajansı birçok yerde haber oldu. Ama direkt açık açık gelmeleri tamamen insanlık realitesine bağlı. Şimdi böyle açıklamalar yapılıyor. İşte uçaktan F-16 pilotu UFO gördü. UFO'nun açılımı da Unidentified Flying Object. Yani tanımlanamayan cisim aslında UFO. Ama sonra bir şekilde tanımlanıyor o cisimler. Aslında o artık Identified, IFO diyoruz biz ona. IFO çünkü tanımlanıyor ama açıklanmıyor. Şimdi tanımlanması tabii ki şimdi burada her gözlemlerini UFO kategorisine koymuyoruz. Bu bilimsel bir takım metodolojilerle araştırılıyor. Analizler yapıyoruz özel filtre programlarla. Tanıkların ifadeleri çok önemli ki senin dediğin gibi savaş uçağı pilotları var, sivil pilotlar, astronomlar, astronotlar uzay uçuşlarında da karşılaşıyor. Devlet başkanlarının açıklamaları var bu konuda. Medya evinin açıklaması var, açık açık aramızda dolaşıyorlar diye. Hatta bu hafta yine güzel bir senkronizasyon oldu. Bob Bigelow diye bizim önemli bir finansör arkadaşımız var. Uluslararası bir otel zincirinin sahibi. Bigelow Enterprises diye bir firması var. Otel zincirleri var aslında. Uzayda otel projesi ve uluslararası uzay istasyonu ile ilk özel bağlantıyı yapan uçuşlar yaptı. Dolayısıyla bu BAP Las Vegas based'idir. Geçenlerde bir açıklama yaptı, dünyada haber oldu. Çünkü NASA ile çok yakın çalışıyor. Ben de 2003 ve 2012'de iki kere onunla işte Roger Ler ve EC ile toplantı yapmıştık bir projeyle ilgili. Net ifade etti.
Yani uzaylılar burnumuzun ucunda, aramızda bizlerle yaşıyorlar. Yani o derece ifadede bulunan bir insan ve finans $1 milyar üzerinde bir bütçeyi bu çalışmalara harcayan bir insan. Hatta Roger Lair'in bu implantleri yapan, aramızdan ayrıldı birkaç sene önce. Onun analizlerini finanse etmişti birkaç defa. Artık bu konuda çok çok önemli bilgiler açıklanıyor ama resmi hükümet bazında yapılmıyor bu açıklamalar. Yani dünya hükümetleri. Çünkü bunun temelinde şu var. Korktukları dünyayı yöneten hakim paradigmanın, hakim sistemlerin değişeceği. Başta politik sistemler, fosil bazlı, petrol bazlı teknolojiler. Çünkü burada serbest enerjiden bahsediyoruz. Evrende her şey enerji zaten, her şey bir manyetik alan. Dolayısıyla bu sıfır maliyetli enerjilerin devreye girmesi. Aslında bütünün hayrına, doğanın hayrına ama dünyayı yöneten hakim güçlerin hayrına değil bu. Ve dünyaya baktığımızda aslında... Bir lobi engelliyor yani bunu. Tabii yani baktığınız zaman dünyayı yöneten mekanizmalar belli. Bir politik sistemler, bir din sistemleri, bir de ekonomik kapitalist sistemler. Şimdi bu tür önemli bir evrensel bilginin açıklanmasıyla bunlar sarsılacak. Evet. Ama dünyayı bence kaosa ve şumulsuzluğa götürenler de bu üç sistem. Dolayısıyla din sistemlerinin de yanlış yorumlanması. Yani özünde doğru bütün her şey ama bir takım çıkar gruplarıyla bunun artık erozyona uğratılması ve rant haline gelmesi, işte kapitalist sistemin dayattığı şeyler ortada. Silah sanayi, ilaç sanayi, bunların hepsi çok aşikar. Ama baktığımız zaman da bu değişimi ve bu rönesansı yaratacak olan da insanlık bilinci ve insanların bu konuya olan ilgisi, bilgisi, araştırması, buna olan baskı. Dolayısıyla bu kozmik bilgiyi deşifre olmasını hiçbir güç engelleyemez. Peki aramızdalar, biz karşılaşıyor muyuz onlarla? İnsan formuna mı giriyorlar? Şimdi, yoksa göremeyeceğimiz bir boyutta, frekanstalar mı zaten? Var, tahminimizce. Hatta Medev'in bir televizyon konuşmasının dışında gazeteciyle konuşurken kamera off zannedip açıkça bunu söylüyor. Men in Black filmi tamamen gerçektir. Hmm. Daha da ötesi var diye aramızda yaşıyorlar. Ve bunu tabii... İnsan formuna girebilme özellikleri de var. İnsan formunda olup bize birebir benzeyen türler de var zaten. Yani bu varlıkları sadece işte zetalar gibi, griler gibi, reptilianlar gibi ırklar sanmayalım. Çünkü milyonlarca tür var. İnsanımsı bize çok benzeyen türler de var. Dolayısıyla burada birçok sistemden uygarlığın üstleri olduğunu da düşünüyoruz. Yani sadece uzayda ya da işte ayın karanlık yüzünde değil, dünya gezegeni içinde de bizim ulaşamadığımız bölgelerde, denizaltı olsun, deniz üssü olsun, Antarktika gibi, Gobi Çölü gibi, Himalayalar gibi bölgelerde istasyonları var. Yani ciddi çalışmalar yapılıyor. Bunlar bilim kurgu değil. Anlattığım öyle algılanabilir bazı insan için. Hiç önemli değil ama bunların hepsi yavaş yavaş ifşa edilecek. Zaten gizli projelerde çalışan 51. bölge gibi yer altında ya da şu Dulce'deki, meşhur. Evet, Dulce'deki üsler de kuruldu. Oralarda çalışan birçok üst düzey bilim adamı da artık bu konularda açıkça itiraflarda bulunuyor. Enteresan şeyler anlatıyorsun. Peki sana bir soru soracağım Haktan Akdoğan. Bundan 8000 yıl evvel, yok 8000 demeyelim, 6000 yıl evvel Mısır'da mı olmak istersin, yoksa bugünden 5000 yıl sonra İstanbul'da mı olmak istersin? Belki de biz hep her dönemlerde vardık. Ben reenkarnasyon olayına giriyor. Tabii kesinlikle. Ha. Yani bizim enerji olduğumuza, enerjinin yok olmadığına inanıyorum. İnanma değil, bu bilimsel de bir realite artık. Çünkü insan bedeni baktığın zaman organlardan oluşsa da aslında organlar hücrelerden oluşuyor. Hücreler moleküllerden, moleküller de atomlardan. Aslında bizler ışını mı yayıyoruz? Bir manyetik alanımız var. Var. Ölen beden, ruh tekamülüne devam ediyor. Çünkü kaynaktan o, yaradandan. Nurdan yaratıldığımız, ışıktan yaratıldığımız özümüz o.
tabii ki toprak, şu bu işte kaburgalar, o madde formunun yaratımı. Şimdi orada karıştırmamak lazım ama işin özü biz enerjiyiz ve enerji hiçbir zaman yok olmuyor, sadece transformasyonu oluyor. Değişiyor. Dolayısıyla biz tarihin birçok döneminde farklı boyutlarda da bu boyutta da var olduk. Dolayısıyla mesela... Belki zamanında uzaylıydık da o zaman. Olabilir. Galaktik kökenimiz farklı olabilir. Ben dünya planetinde insanla ışık tutmuş birçok önemli, işte Da Vinci gibi mesela 400 yıl önce adam uçak tasarımlarını, denizaltı tasarımlarını... Edison belki, gibi, Newton. Tabii, Plato gibi bu tür bütün önemli insanların aslında farklı boyutlarda, Mevlana gibi, Yunus Eric gibi... Eric von Däniken? Olabilir, Spielberg olabilir, Einstein gibi... Tesla Stephen Hawking gibi, olabilir. Tesla gibi. Tabii bunlar hepsi insanlara ışık tutan, Elon Musk gibi bunlar çağın ötesinde insanlar. Dolayısıyla baktığınız zaman bunların farklı boyutlardan burada bedenlenmiş Atatürk varlıklar olması ihtimali çok çok yüksek. Dolayısıyla sorunun cevabı biz zaten sonsuz anda yaşıyoruz. Yani zaman dediğin bir illüzyon. Bu arada bir süredir son dakika gelişmesi veriyoruz. Rak operasyonu ile ilgili bir son dakika gelişmesi. Başbakanın açıklaması, efendim son dakika gelişmesi olarak sizlerle buluşuyor. Operasyonun 2 Haziran gecesi başlamasıyla ilgili. Tüm detaylar sizlerle haberlerde paylaşılacak. Son dakika gelişmesini ben bir kez de... şu anda söylemek istedim, sizlere açıklamak istedim. Bu arada... Amerika Birleşik Devletleri gerekli bilgilendirmeyi yaptı diyor Başbakan. Rakka operasyonu ile ilgili son dakika gelişmesi ve Türkiye olarak ABD'nin tavrını tasvip etmiyoruz ve bu tip açıklamalarla ilgili son dakika gelişmelerini sizlere aktarıyoruz. Bizim programımızdan sonra haberlerde tüm detaylar sizlerle beraber olacak Rakka operasyonu ile ilgili. Biz bu arada Haktan Akdoğan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu konuyla alakalı bağdaştıralım mı? Bak, savaş olayına girdik. Aslında dünyadaki bu birliği ve barışı sağlayıcı önemli etkenlerden birisi olacak dünyadaki yaşam bilgisinin ve gerçeğinin ifşa edilmesi. Çünkü bakın anlamsız bir şekilde ülke, aslında baktığınız zaman vatandaşlar arasında hiçbir sıkıntı yok. Burada hep çıkar güçleri, petrol, işte enerji kaynakları, silah, bunlardan çıkıyor. Bunları ortaya çıkaran bir takım istihbarat birimleri var. Bunların arkasında da bir takım aileler, güçler de var. Ama işte dünya beşerini uyandıracak ve bu birliği, barışı ve dünyada din, mezhep, ırk ayrımı olmadan yaşayabileceğimizi ve dünya vatandaşı olduğumuzu idrak ettirecek bir başka ve önemli etken farklı uzay bölgelerinde, galaksilerde, yıldızlarda ya da gezegenlerde başka uygarlıkların olduğu bilgisi. Belki bizden daha kötü durumdadırlar. Kötü derken ne anlamda? Yani bizden geri düzeyde olan uygarlıklar da vardır ama buraya gelip gidenler... Burada muhakkak ben şuna, ki daha ilerdeler. Ne şeyde olduğu önemli değil. Burada benim vurgulamak istediğim şu. Bizi üst bir kimliğe getirecek. Yani biz artık dünyalıyız kardeşim. Bırakalım din mezhep ayrımcılığını birbirimize savaşım. Neyi paylaşamıyorsunuz? Dünya insanıyız. Çünkü başka uygarlıklar var. Orada Satürn'ü var, Andromeda'lı var, Pleiades'li var. Gelin kaynaklarımızı birleştirelim, gelişelim teknolojik anlamda... Ekolojik anlamda, değil mi? Uzaya açılalım. Yani vizyonlarımızı evrene yayalım. Çünkü biz evrenin bir parçasıyız. Artık evren vatandaşı olduğumuzu idrak edelim. Bunu idrak ettirecek bilgi, işte bu bilgi. O zaman savaşlar durur, anlamsızlaşır. Sonra galaktik savaşlara dönmesin bu. Bir de yıldız savaşları içinde bulmayalım kendimizi Haktan. Ama işte biz motivasyonumuzu ona yöneltirsek gideriz bu sefer. Sen iyi Mars'ta, niyet gözlüğüne bakıyorsun. Koloni kuralım, yok orayı ele geçirelim. Bu motivasyonları, bu niyetleri biraz daha törpülememiz lazım. Valla bu varlığın temelinde mi var yoksa insanlığın temelinde mi var? Onu bilmiyorum. Sömürge, işte... Ego, hırs, sömürge... İşte bunlar hep bunu yaratıyor. Abi bu... Kültür kapitalizmi, ne kapitalizmi dersen, aynen, de her şey olabilir. Bu varlıkta mı, yani
dünya dışı varlıkta da mı var yoksa insanlığa has bir şey mi onu bilmiyoruz. Bence burada güzel bir noktaya değindin çünkü işin temelinde ruhsal gelişim. Ben hep onu söylüyorum. Yani dünyayı idare edecek, yönetecek mekanizmaların, insanların ruhsal yönden gelişmiş ruhani liderler olması lazım. Yani dini değil, ruhani. Yani artık maddeyi aşmış, manada tekamül eden, yani bütünün birliğin hayrını düşünen. Burada bir işte evrimsel evolution dediğimiz evrilme, tekamül etme süreci, yani ruhsal tekamülde bu duygularımızı törpülememiz, yönetme, kontrol etme, daha fazla ego, hırs, bunlar çok önemli. Yani kişisel gelişim ve ruhsal gelişime yönelip belirli bir dengeyi sağlamak çok önemli. Yani teknolojik anlamda çok gelişebilirsiniz ama siz o teknolojiyi nasıl kullanacağınızı ve bütünün ve birliğin ayrıca kullanacağınızı değil de kendi ego ve hırslarınız doğrultusunda kullanırsanız o teknoloji sizi yok eder. Şimdi dünyada yapılan o. Mesela atomu biz keşfettik, parçaladık, direkt atom silahları ürettik. Halbuki atom her şeyin kaynağı, enerji. Dolayısıyla burada neye motivasyon, neye yönelme çok önemli. Dolayısıyla dünyayı yöneten liderlerin ben kesinlikle dünyanın şu anda tablosuna baktığımızda bu anlamda birçoğunun ruhsal yönden gelişmemiş primat varlıklar olduğunu. Hepimiz aslında öyleyiz. Yani o kadar boş şeyler peşinde koşuyoruz ki şimdi dünya çapına baktığında belki o gücü elde edenler başka şey ama biz de özelimizde çok anlamsız şeyler peşinde koşuyoruz. Belki de ileride senin de dediğin gibi öyle bir gündemle karşılaşacağız ki aa ne kadar boşmuş bunlar aslında neler dönüyormuş var, diyeceğiz. Fakat benim sana sormak istediğim aslında şu. Biz bir uzaylı tanıma rehberi ver bize. Mesela sokakta yürürken hani Men in Black siyah giyen adamlar gerçek dedin ya orada bütün uzaylılar aramızda dolaşıyordu. Birileri tanıyordu, birileri uzaylıları algılayamıyordu. Böyle bir algılama yöntemi var mıdır? Onlar isterse sana telepatik olarak kendine bir yani sana bir iletişim de kurabilir. Senin bunu hissettirebilir ama sen istemezse. Sen kuran oldu mu? Sen tiyatroda yanında oturur anlayamazsın. Sen genel karşılaştın mı? Söyle. Cansulaşma olur. Aynı çatı altında yayın yapıyoruz. Mümkün değil cansulaşmamak. Söyle. Ya bizim aslında hepimizin galaktik kökeni oradan geliyor. Ya. Biz burada tohumlandırılmış ırklarız. Ciddi söylüyorum. Şu anda yorumluyorsun. Yorumlamıyorum. Karşılaştın özümüz mı? O. Yani. Böyle. Dolayısıyla. Bana dermiş ki sen bir uzaylısın. Aynen. Açıkla artık. Aynen. Şimdi onu söyleyecektim ya. Uzaylısın açıkla benim böyle kulaklarımdan kollar falan çıkarmış. Hayır yani o açıklamasına gerek yok. Bombayı düşünebiliyor musun? Sen de uzayda değil misin şu anda? Hepimiz uzaydayız. Tabii canım. Sen bak. Öz uzaylıyız hepimiz. Öz uzaylı. Bu biraz şeye döndü. Transportasyon. Ama işte biz hep o sınıflandırmayı yapıyoruz uzaylı falan. Değil işte dünya dışı varlık ya da işte farklı formda olabilir. Önemli olan yaşam canlı ve ruhu, bilgisi, zekası olan türler nasıl milyonlarca tür hayvan var. Milyonlarca tür tabii ki değişik yaşam formları var. En sevdiğin uzaylı filmi hangisi peki onu söyle. Yani sana en yakın gelen ve bu kadar araştırmanın, bu kadar... Ben eskileri daha çok seviyorum. E.T. çok güzel. Bir de üçüncü türden Close Encounter of the Third Kind, Spielberg'in yetişirdi. Spielberg'in müthiş bir filmi. Üçüncü türden o da çok... keyifli. Çok ağır ama ya. Ay böyle. Ama ya, çok ittire, güzel mesajları olan bir film. Evet. Zaten o filmin background'ında da işte Jacques Vallée var. Birçok önemli. O Fransız bir bilim adamı. Onun danışmanlığında da yapıldı film. Spielberg'in bu konuya zaten çok direkt ilgisi. Tabii canım. Çok meraklı. Bilgisi de var. Çok ciddi. X-Files gibi diziler mesela bunlar Chris Carter'ın dizileri yazarken belirli informasyonlar alarak yazıyor. Bir de Atlantis'ten gelen adam vardı hatırlar mısın onu? O da çok eski evet. O da çok eski. Güzel. Star Trek'le benim özel ilgim uzay yoluyla başladı. Ha. Daha 8-9 yaşlarındaydım. O zaman siyah beyaz televizyondu. Tek kanal okuldan gelir gelmez onu izlerdim. Yani ve o kadar doğal geliyordu ki bana başka yaşam formlarını inceliyorlar. Ana gemi zaten... en çok istediğim şey o. Evrende büyük bir ana gemide bir bilim adamı olarak çalışıp
o gezegen benim, bu gezegen. Bunu ilk defa duyuyorum. bunu bu kadar senedir tanıyorum Haktan'ı. Bu kadar da hani çalışmalarını da yakından takip ediyorum. Bir de Haktan bizim program haricinde de bir programa çıktığı anda ben dururum, kalırım, seyrederim Haktan'ın neler söylediğini. Evet. Çünkü enteresan şeyler söylüyor ve bunu kanıtlara dayandırıyor. Aslında elimizde kanıt yokmuş gibi gözüküyor ama Haktan anlatınca gerçekten kanıt da ediniyorsunuz. Ama bunu ilk defa duyuyorum. Hayatta en çok istediği şey Haktan'ın bir uzay gemisinde bilim adamı olarak çalışmak. Bir de böyle yapacakmış. Bu ne? Hayır yani o benim... Şey, makineler mi? Bir kere... O zaman düşünceyle düşünce gücüyle tabii. Lütfen rica edeceğim. Bu ne böyle? Eski uzay gemisi, vitesle, tarih öncesi tabii. Vitesle üçe atalım. Yok, konuşma tarzı mı? İtalyanlar gibi konuşuyor. böyle yapacakmış. Düşünce gücüyle her şeyi... Ya ben de biraz gezgin ruhlu var. Böyle çok seyahatte ettiğim için dolayısıyla... Onun için mi evlenmedin? Yani bir de... Çocuk yapmadın. Burada farklı dünyevi sorumluluklar onlar. Biz biraz daha böyle idealist ve misyoner ruhlu insanlar daha böyle... Single olarak çünkü çok seyahat ediyorsun, çok araştırmalar yapıyorsun. Bir de düşünsene o bir tane uzay gemisi gelecek, gel diyecek sana, senin arkanda bırakacağın çoluk çocuk, ondan sonra hanım diyecek ki bey gitme, soğuktur oralar, üstüne ceket al falan diyecek. İşte Haktan Akdoğan adanmışlık böyle bir şey olsa gerek, öyle değil mi? Onun için mi gerçekten evlenmedin? Belki evet, tabii, hanım tabii. Çok sevecekti uzayı, o kadar uzay seven ya da konuşabileceğin, bilgi toplayacağın biri olmadı mı? Şey yani benim bu enkarnasyonumdaki misyonum değil. Benim farklı bir misyonum var. O yüzden ben şu anda çok mutluyum. dur yapan bu... yok. Neredesin? Yo, o yok, o anlamda değil ama tabii işime çok yani benim 20 saatim çalışarak geçiyor. Bir uzaylı olsa, bir dünya dışı varlık şöyle Haktan... Da diyemeyecek tabii ki. Düşünsene. Allah, ben şu anda ne film yazıyorum içimde bir bilseniz. Ama o da seni bağlar. Mesela şimdi Pleiades'li bir hanım diyelim. Pleiades neylik? Pleiades diye bir yıldız sistemi var. Mesela Pleiades yıldız sisteminden bir hanım. Yeşil saçlı. Ben öyle değil. Ben evrende bir büyük bir ana gemide. Oradan oraya galaksiler arası yolculuk yapayım. Ben o Pleiades'li güzeller güzeli Padme Amidala'yı karşına çıkarayım, bakalım ne yapıyorsun. Sen benim başımı bağlamaya çalışıyorsun. Ben bu aralar nedense herkesin başını bağlamaya çalışıyorum. Evet ama bilmiyorum niye. Bence de tam tersi, şimdi ayrılıklar çok farklı arttı. Şimdi doğru, konumuz biraz dünyevi şeylere girdi ama evet. Burada da aslında evrensel enerjitik şeyler de var. Yani insanlar kendini bulma... Kendini tanıma yolunda daha böyle farklı adımlar atmaya başladı. Birbirini çok besleyemiyor çiftler. Dolayısıyla ondan farklı diyorsun. Bir sürecin içindeyiz. Yani baktığımız zaman sadece ufolojik anlamda değil, yani metafizik konular olsun, spiritüel konular, kişisel gelişim konuları, sen olayı konuları... ısrarla uhrevi ve evrensel konulara çekerken ben ısrarla ve ısrarla olayı nedense magazinleştiriyorum ve bir soru daha sormak istiyorum sana. Magazin sorusuysa almayın. Olayın magazin sorusu. Kalktık yarın şey var, dünyaya inmiş kocaman 5 kilometre çapında bir uzay gemisi söz konusu. Hindistan'a inmiş. Ne yapıyorsun? Hindistan'a inmiş ve ben Türkiye'deyim. Evet, Türkiye'desin. Ne yapıyorsun? İlk uçakla oraya gidiyorum. Hindistan'a ya da gidiyorsun. Bir keşif gemisi gönderip beni alın diyorum arkadaşlara. Bir keşif gemisi alın diyorsun. Sonra? Yani dünyaya inmiş bir uzay gemisiyle iletişim kuracağız. Onlarla yani dünya planında bunlar... Almıyorlar seni ama bütün Amerika, Çin birbirine girmiş durumda. Türkiye'den liderler, işte Amerika'dan liderler gelmişler böyle toplantı yapıyorlar. Ne yapacağız, nasıl bir yol izleyeceğiz falan. Ha, temas kurmuyorlar, sadece bir yere iniyorlar. Henüz temas yok. Ha, okey. Ya böyle bir şeyi zaten yapmazlar ama sen bir kurgu yapıyorsun. Çünkü bu bir müdahil anlamına geliyor. İnsanlık realitesi hazır olmadan bu temas olmaz. Olursa da zaten öncü bir takım ilişkiler başlayacaktır. Bence hiçbir zaman böyle bir şey hazır olmayacağız biz.
Yok, ben öyle olumsuz düşünmüyorum. Bir değişim dönüşümün içindeyiz. Bütün her alanda bir rönesans bizi bekliyor. Biraz savrulacağız önümüzdeki 10-15 yıl. Zorlu yıllar. Ben aynı şeyi eşime sordum da niye böyle negatif şeyler soruyorsun oğlum dedi. Ben de dedim ki niye negatif? Yani bu mesela beni çok heyecanlandırır. E tabii filmlerde böyle bir şeyin içine yaşamak isterim ben. Bence bu jenerasyon, yani önümüzdeki 10-15 yıl içinde çok ciddi açılımlar olacak. Gerçekten. Bu jenerasyon bir şeylere şahit olacak. Açık temaslara şahit olacak. Ama önümüzdeki... Senelerdir aynı şeyi söylüyorsun. Beni beklettin de beklettin, beklettin de beklettin. Ama... Hiç bir şey tanık olmadım daha. Olur mu? Bak artıyor, haberler artıyor. Bu konuyla ilgili açıklamalar artıyor, filmler artıyor. Bu yok, bir ben ne tedirik istiyorum biliyor süresi. Musun? Yani bir anda olmasını bekleme. Devlet büyükleri çapında bir basın toplantısı istiyorum. Onlar... belirli bir noktadan sonra olacak bence. Yani o olunca rahatlayacağım, haktan tamam diyeceğim. Okey. Tamam. Tamam mı? Eli kulağında ama az fazla bir zaman kalmadı. Bir 10-15 sene daha bekleyeceğiz. Donald Trump mı açıklayacak bunu? Yok. Trump'ın tabii bu konuya ilgisi var. Var. İnanıyor da. 20 sene evvel bir araya gelmiştik. Bir tesadüfi değil de işte Ahmet Ertegün randevu almıştı. Orada söyledi inandığını. Hatta onlar bizi mikroorganizma gibi görüyorlar falan dedi. Star Trek'ten biraz bahsettik. Bir yarım saat Trump Tower'da. Bir projem vardı benim, onunla ilgili konuştuk ama Trump değil, açıklayacak daha adam sonra. Değil. Trump çünkü farklı bir mantalitede. Bence o donanımda da bir insan değil ama bir şekilde orada çok da kalacağını ben tahmin etmiyorum. Neyse, o farklı bir konu. Dünyayı yöneten güçler, politik sistemlerin içinde olan hiçbir güç bunu açıklamayacak. Bunu bu net, görevde olduğu sürece. Ama öyle deneyimler yaşanacak ki... Gerek artık, kalmayacak. Aynen. Yani bunu artık açıklamak zorunda kalacaklar. Hı. Filolar halinde çok net gözlemler. O anlamda... önümüzdeki 10-15 yıl arası çok çok kritik Şimdi önemde. Samanyolu galaksisinde bir ufak dünyacık olarak yaşıyoruz, gidiyoruz. İşte dönüyoruz da duruyoruz her gün ve her sene güneş etrafında. En yakınımızda Andromeda galaksisi var. Hiçbir şey bilmiyoruz Andromeda galaksisi ile ilgili. Yani abartmayayım tabii, ufak tefek Mars şeyler için, biliyoruz Mars'ta da. Mars'ı dahi bilmiyoruz. Mars'ı dahi bilmiyoruz. Tabii. Komşu ayı bile bilmiyoruz. Ayın karanlık yüzünde ne oluyor biliyor muyuz? Transformers anlatıyor bize. Onu bırak, dünya gezegenindeki canlı türlerini daha bilmiyoruz. Daha yeni yeni türler keşfediyoruz. Aynen. Bravo. Onun için işte düşünüyorum, anlamlandırmaya çalışıyorum. Sadece kendi gezegenimizde ya da kendi galaksimizde yeni gezegenler keşfederken ya da gezegen dediklerimizi gezegenlikten atarken... Yanımızdaki Andromeda'yı, onun uzağındaki Plumbo'yu bilmezken, yani bu koca evrende yalnız olmak bana çok anlamsız geliyor. Bir gün bir şeyler olacak gibi geliyor bana. İnşallah ben görürüm onu. Bu arada pozitif bilim de artık dünya benzeri bir düzenin üzerinde gezegen keşfetti. Yani çünkü onların arayışı dünyadaki atmosfer, yaşam formlarını barındıracak aynı atmosferik yapıda koşullar arıyorlar ki bu çok saçma bir şey. Ama onların bu arayışlarına rağmen yine dünya benzeri birçok gezegen her gün keşfediliyor. Varlığı kesinlikle deklare ediliyor. Belki diğer canlının nefes almaya ihtiyacı yok. Belki topraktan belki besleniyor. Aynen. Belki farklı bir yaşam Bravo. Formu belli mi o? Of, neyse. Ay haktan. Daldık uzaya. Daldık. 40 dakika geçirdik yani şu konuyla. Mi? Evet, tamam. Vallahi bitti. Okay. Seninle birlikte benim program da bitti. Seninle birlikte okay. Kapatıyorum tamam. Programı. Efendim, bu hafta cumartesi ve pazar sizlerle beraberdik. Yine uzun uzun sohbet ettik. Konudan konuya geçtik. Son bölümde sevgili Haktan Akdoğan bizlerle beraberdi. Benim çok ilgi alanım bir konu. Kendisi de biliyor. Bu arada Rakka'daki operasyon tabii ki sevgili Gül Gölge geldiğinde yarısından itibaren son dakika gelişmesi olarak sizlerle paylaştık. Şimdi haberlere bağlanacağız ve haberlerde tüm detayları sizlere aktaracağız. Bu arada sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı ve huzur dileklerimizi gönderiyoruz. Önümüzdeki hafta cumartesi günü tekrar sizlerle beraber olacağız. Güzel bir Ramazan haftası daha geçirelim. Hoşçakalınız, bizden bu kadar.